Sağ ol, sağ ol hocam. Son dakika bir hisse aldın Aa, yayında mıyız? galiba. tabii Yayına öyle yani. girelim dedim yani. Evet, öyle Yayına girelim. öyle girelim. Güzel olur. Tabii şu anda gündeme düştü. Transfer yasağının kalkmasıyla alakalı. Ben de onun görüşmelerindeydim. Kulüpten birkaç kişiyle görüşüyordum. En sonunda Fuat Hoca ile konuşuyordum. Bana da selam olsun. Tabii şu var. Başkan ekibiyle birlikte bu konuda çok ciddi bir çalışma yürütüyormuş. Yasak kalkma değil de erteleme gibi bir şeye uğraşılıyormuş. Çünkü daha gerekçeli karar da Evet. henüz kulübe ulaşmadı. Bununla ilgili bir uğraş içerisindeydi kulüp. Akşam üzeri de böyle bir güzel haber kulübe ulaştı diyebilirim. Tabii herhalde başkan açıklayacak bunu. Sosyal medya üzerinden az sonra Sayın Başkan böyle bir açıklama yapabilir. Bu da güzel bir haber. Tabii şunu sordum hemen. Yani kulüpte görüştüklerime hani bütün dosyayı kapatmıştık transfer yasağı geldi diye. Evet. Hazırlıklı mıyız böyle bir şeye diye. Evet dediler hazırlıklıyız. Zaten önceden yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Hocanın raporu belliydi. Hemen son kez üzerinden geçip ona göre hareket yapacağız dendi. Şöyle yapalım o zaman. Yani son Evet. dakika bilgisi olarak bunu tekrar vermekte fayda var. Şimdi Tabii. yeniden gelen izleyicilerimiz var. Hani doğru bilgi vermiş olalım. Hem de yayına da bu şekilde başlamış Başladık. olalım. Evet, böyle girdik yayına. Aynen. Şimdi Selçuk Kaya, gazeteci arkadaşımız az önce Samspor kulübünden yetkili Fuat Hoca ile birlikte bir telefonda konuşması yaptı. Başka görüştüklerim de var. Vardı. Yani en Sosyal son Fuat medyada Hoca ile paylaşılan konuştuk. transfer yasağının kaldırıldığı ile ilgili Evet. bir paylaşımlar vardı ulusal medyaya yansıyan. Sen bununla ilgili son dakika bilgisini istersen tekrar kamuoyuyla paylaşalım, Paylaşalım tabii. camiamızda Evet. paylaşalım. Böylelikle yayına da girmiş olalım, üzerine de tartışalım. Tabii tam biz yayına hazırlanırken böyle bir sosyal medyada yayıldı öncelikle. Sanırım ilk Nazım yazdı. Ona da selam olsun. Nazım Türknaz yazdı. Başkanla görüştüğünü ve transfer yasağının kalktığı şeklinde. Hemen bunun akabinde kulüpteki işte ulaşabildiğimiz yetkililere sorduk. Onlar da şunu söylediler. Eğer başkan tarafından böyle bir şey, böyle bir bilgi paylaşılmışsa doğrudur. Çünkü bu süreci başkanımız takip Evet. ediyordu. Biz de başkanımızdan gelecek haberi bekliyorduk dediler. Ve en sonda Fuat Hoca ile konuştum. O da şunu söyledi. Eğer başkan böyle bir şey söylemişse doğrudur. Biz bu konuya hazırlıklıyız. Zaten yürüttüğümüz bir transfer çalışması, transfer politikası vardı devre arası için. Hocamızla da son kez bunun üzerinden geçip hızlı bir şekilde eksik bölgelerimize takviye için çalışacağız dendi. Ama benim genel manada öğrendiğim transfer yasağının kalkması değil, ötelenmesi gibi bir şey. Aldığım duyum, aldığım bilgiler bu yönde. Yani bu arada transferi yapacağız. Muhtemelen bu artık gerekçeli karar mı şey oldu? Nedir o? Beklemeye geçti. Beklemeye geçiyor. Şöyle de olabilir. Şimdi bugün ayın kaçı? 15'i. 8'inde transfer dönemi resmen başladı. Yani gerekçeli kararın bugün geldiğini düşün. Sen 9'unda transfer yaptın, sözleşme imzaladın, oyuncu gönderdin. Evet. Hani belki de bundan dolayı bu transfer dönemi içerisinde gerekçeli karar gelemediği için bu karar şimdilik lehimize sonuçlandı diyebilirim. Tabii program içerisinde detaylar geldiğinde, gelişmeler geldiğinde yine son dakika bilgilerini de sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Bu da bu akşamın böyle güzel bir Evet. haberi olmuş oldu. Güzel bir müjde oldu. Yani bir galibiyet aldık, ateş hattından çıktık. Peşine bir de bu gelişme olursa ne güzel olur, tadından yenmez. Başkan dediğim gibi yine hatırlatalım. Ekibiyle birlikte bu konuda ciddi bir uğraş veriyordu. Hatta birisi başkana etiketleyerek yazmıştı Twitter'dan. Yani böyle bir şey olabilir, bu ertelenebilir diye. Başkanın da böyle biraz gizli saklı bir cevap vermişti aslında. Demek ki gelişmeler güzel, bizim yönümüzde ilerliyor. Son bilgiler geldiğinde de bunları sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Evet, iyi akşamlar diyelim o zaman başlayalım şimdi. Sivasspor galibiyeti rakiplerimizin puan kaybettiği hafta ve kendimizi bu sezon ilk kez
ateş hattının dışına attık. Şöyle bir rahatladık. Hani derin bir nefes aldık denir ya. Evet. Aynen öyle oldu. O tabire uygun bir galibiyet oldu. Bu maçı konuşacağız. Maça yansıyanlar vardı. Onları konuşacağız. Yine bizi 3 günde bir maç serisi bekliyor kupa maçıyla birlikte. Onları konuşacağız ama şöyle bir puan durumuyla başlayalım isterseniz. Şöyle bir hatırlayalım. Hem rakiplerimizin kaybettiği puanlara bakalım. Hem şöyle bir ligin son durumuna bakalım. Evet, Hatay Pendik maçı alt taraftaki iki rakibimiz 1-1 berabere kaldı. Ankara Gücü Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. Başakşehir Alanya Sporu 3-2 yendi. Alanya da bizim rakiplerimizden birisiydi. Bu maçın skoru da bizim lehimize sonuçlandı diyebiliriz. Fikstürde sanırım yanlış yazıldı. Rize Adana Demir 1-1 yazıyor ama Çaykur Rizespor Adana Demir Sporu 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Karagümrük'ü 3-0 yendi. Karagümrük de direkt rakiplerimizden birisiydi. İstanbul Spor Konya maçı İstanbul Spor'un 3 topu direkten döndü bu karşılaşmada ve 0-0 berabere bitti bu mücadele. Yani İstanbul Spor'a rakibimiz diyemeyeceğim artık ama yani büyük ihtimalle onlar küme düşecekler zaten. Konya Spor rakiplerimizden birisiydi. Konya Spor puan kaybetmiş oldu. Antalya Trabzon maçı 1-1 bitti. Yine rakiplerimizden Gaziantep'te sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi sevgili izleyenler. Biz de yine alt sıraya yakın, alt potaya yakın Sivas Spor'u evimizde 2-0 mağlup ederek hem Sivas Spor'u da alt tarafta tuttuk hem de kendimizi biraz daha yukarıya atmış olduk. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu diyeceğim ama şunu da hatırlatalım. Şu anda haftanın son, 20. haftanın son karşılaşması Galatasaray-Kayseri Spor mücadelesi de başladı. O maçla ilgili de dakika skor vereceğiz. Zaten puan durumuna baktığınızda hem Galatasaray'ın hem Kayseri Spor'un birer maçının eksik olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe 53 puanla lider. Galatasaray 1 maçı eksik 48 puanda. Trabzonspor 37, Beşiktaş 35, Çaykur Rize 32, Adana Demir, Alanya, Kayseri 29'ar puanda, Başakşehir 26 puanda, tıpkı Kasımpaşa'nın puanında olduğu gibi Sivas 25 puanda, Ankara Gücü 24, Alanya 22, Hatay, biz ve Gaziantep Futbol Kulübü aynı puandayız, 21'er puandayız. Ateş hattında Karagümrük, Konya, Pendik ve İstanbul Spor var. Haftalar sonra ateş hattında değiliz. Bu da bizim adımıza güzel bir gelişmeydi. 21. hafta karşılaşmaları cumartesi günü başlayacak. Kasımpaşa, Hatay, Karagümrük, Başakşehir, Alanya, Çaykur Rize, Pendik, Beşiktaş ve Adana Demir, Ankara Gücü mücadeleleri var. Pazar günü ise Sivas Spor Antep maçı var. Yine bizi ilgilendiren bir karşılaşma. Biz Fenerbahçe'ye saat 16'da konuk olacağız pazar günü. Aynı gün Konya, Antalya ve Trabzon Galatasaray maçları var. Pazartesi de Kayseri İstanbul Spor maçıyla 21. hafta bitmiş olacak. Tabii şunu da hatırlatalım. Bu hafta içi bir de kupa mesaimiz var. Çarşamba günü saat 17'de Alanya Spor'a konuk olacağız. Bunu da hatırlatmak lazım. Şöyle istersen yayına yine girenler var. Aynı evet. Soruyu soranlar var. Evet. Bir kez daha istersen teyit edelim. Şimdi Tolga sormuş, Enes sormuş, Harun Bey sormuş. Evet. Yine Davut Bey sormuş. Soran Serkan Cebeci şimdi sormuş. Evet, onu bir daha teyit edelim. Herkesin de ondan başlayalım yine. Tam biz de yayına hazırlanırken Samsun Spor'un transfer yasağı kalktı bilgisi sosyal medyada dolaşınca biz de hemen yayına girmeye yakın apar topar kulüpte ulaşabildiğimiz isimlere bu durumu sorduk ve herkes eğer başkan tarafından böyle bir açıklama yapıldıysa doğrudur. Çünkü süreci sadece başkanımız ve onun hukuk ekibi takip ediyor dediler. Bizim de benim de öğrendiğim yasağın kalkma gibi bir durumu yok ama kış transfer dönemi için erteleme durumu var. Hatta şu anda önümde de bir tweet var. Sevgili Ertan Süzgün'ün tweet'i, gazeteci arkadaşımız, o da bunu yazıyor. Transfer dönem, iki dönemlik transfer yasağı kalkmadı. Sadece kış transfer dönemi için bir erteleme söz konusu diyor. Bunun da nedeni şu: Samsun Spor'a henüz bu ceza ile ilgili gerekçeli karar ulaşmadı. Haliyle transfer dönemi de başladı. 8'inde transfer dönemi başladı. Bugün ayın 15'i. Bir haftalık süreç geçti. Hala gerekçeli karar çıkmadı. Evet. Bu arada transfer yapmış olabilirdiniz. Ondan ne olacak gibi herhalde biraz bundan dolayı transfer yasağının ertelenmesi söz konusu. Yani eğer böyle bir durum oluşursa
kış transfer döneminde transfer yapacağız. Bu yaz transfer dönemi, yani 2024-2025 sezonunda hem şeyde nedir o? Yaz transfer döneminde hem de kış transfer döneminde transfer yapamamış olacağız. İşin şu anda öğrendiğimiz bilgisi bu. Ama detaylarını sorduğumuz hem hukukçu arkadaşlar var, federasyondan arkadaşlar var, kulüpten arkadaşlar var. Onlardan da taze, temiz bilgi geldiğinde sizlere bunları aktaracağız. Ama şu anda konuşulan, az önce de söylediğim gibi, transfer yasağı kalkmadı ama kış transfer dönemi için, yani bu dönem için bir erteleme söz konusu. İnşallah da öyledir. En azından ciddi manada eksik bölgelerimiz var. Oralara takviye yapmak adına önem taşıyor bu durum. Tabii aklınıza şu da gelebilir hemen. Yani biz transfer dosyasını kapatmıştık. Şimdi yeniden açıldı. Ne olacak, ne edecek derken kulübe onu da sordum. Böyle bir şey olursa hazırlıklı mıyız diye. Kimse merak etmesin. Transfer yapacakmış gibi biz zaten çalıştık ve bu duruma hazırlıklıyız. Sadece hocamızla son kez dosyanın üzerinden geçeceğiz ve hemen çalışmalarımıza başlayacağız dendi. Yani transfer kararı çıktığında bununla ilgili de kulübün elinde ciddi materyaller var. Bununla ilgili adımlar atılacak. Bu bilgiyi verebiliriz. Çok güzel bir haber. Evet. Yani şimdi dünkü galibiyetten sonra bu transfer yasağının ötelenmesi, kış dönemini kapsamayacak olmasıyla evet, ilgili net bir karar ortaya Sayın Başkan Yüksel Yıldırım tarafından ortaya konursa camia için çok önemli bir mesaj olmuş olacak. Bu çok mutlu, çok mesut olacağımız bir haber olur ki yani bugün ateş hattından çıktığımız bir dönemde işte 7 tane takımın transfer yasağı vardı yoktu söylemleri içerisinde bizim eksik noktalarımızın olduğu bir dönemde bu haber gerçekten de bizleri aslında farklı bir boyuta, bu lig özelinde farklı bir boyuta evletebilir ki biz sürekli bunu zaten dün akşamki hatta sohbette de bunu konuşmuştuk. Hani ya transfer başladı 8'inde. Hı hı. Biz imzalatmış olsaydık ne olacaktı? Diye. Burada Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sessizliğinin sebebi nedir? Yani Futbol Federasyonu bu konuda niye 7 tane takımın transfer yasağı ile ilgili bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmıyor? Hatta, camiaya anlatmıyor, evet, futbol dünyasına anlatmıyor. Adana Demirspor Başkanı transfer yapıyor. Ben yasak çıktığında bir gün önce ben imza attırdım. Ya siz ne yasağından bahsediyorsunuz diyor. 3 oyuncu aldı Adana Demir. Mesela 3'ünün de lisansı çıktı. Evet, yani şimdi buradaki karar mekanizmaları FIFA'nın göndermesi gereken gerekçeli kararın geç gelmesi. Bunların hepsi birer aslında transfer döneminin ötelenmesiyle ilgili ya da Futbol Federasyonu'nun vermemiş olduğu, yani Futbol evet, Federasyonu bu bilgi kirliliğine karşı vermemiş olduğu kamuoyu, yani camia bilgilendirmesini de düşünürsek başkandan gelecek haberi şu anda beklememiz lazım. Evet, sosyal medyada böyle bir yazılar yazılıyor. Evet. Bu anlamda önemli, gazeteciler de bu tabii konuyu bilgilendiriyor. Aynen öyle. Bu bilgilendirme dahilinde de açıkçası umudumuz yeşerdi mi? Evet, umudumuz yeşerdi. Umarım bu transfer yasağıyla ilgili doğru bilgiyi, doğru haberi bu yayın içerisinde de net bir şekilde gerekirse Yüksel Bey'in, başkanın paylaşacağı bir tweette veya bilgilendirmesiyle birlikte kamuoyuna daha detaylı bir şekilde anlatmamızda fayda var. Hı hı. Güzel haber. Aynen öyle. Çok güzel haber. Bakalım başkandan nasıl bir şimdi kulüpten de yazanlar var. Çünkü dediğim gibi sadece başkanın yürüttüğü bir çalışmaydı bu. Onlar da başkandan bu konuyla ilgili bilgilendirmeyi beklediklerini ifade ediyorlar. Muhtemelen şu olacak, yani başkan bunu bir müjde gibi sosyal medya hesabından duyurabilir. Gözümüz kulağımız şu anda hem bize gelecek son bilgilerde hem de başkanın atacağı tweette diyelim artık. Gerçekten güzel bir gelişme. Ama tabii şunu da söyledik hep, güzel gelişme derken ben şunu da söyledim, hala da bunun arkasındayım yani. Transfer yasağı cezası gelecek olsa da bu ara transfer için bizi çok etkilemezdi.
bir sonraki transfer döneminde sorun yaşayabilirdik. Çünkü arada gerçekten oyuncu bulmak, almak zor. Şimdi kulüp şunu düşünerek takviye yapmak zorunda. Daha nasıl söyleyeyim, 2 yılı planlayarak, çünkü 2 dönemlik transfer yasa cezası kalkmayacak. Sadece ötelenecek. Hem yaz transfer döneminde hem de kış transfer döneminde transfer yapamayacağız. Yani bu yaptığımız transferlerle biz 2025'e kadar gideceğiz. Onu düşünmek lazım. Onun için de kulübün daha efektif, gerekirse artık, ki şeyler de açıklandı biliyorsun, herkes biliyor. Harcama limitleri de açıklandı. Evet. Harcama limitimiz de yükseldi. Artık ona göre 3'ün 5'in de çok fazla hesabını yapmadan, çünkü 2 ya da 3 yılı kapsayacak bir transfer. Hani başkan bu kadro için diyor diye 3 yıl beni götürür diye. Gerçekten 3 yıl bizi götürecek bir kadro kurmamız lazım. Bu konuyla ilgili de Fuat hocamla konuştum. Ona şunu sordum. Hani hocam, eğer bu şey gerçekten bu şekildeyse, güzel bir müjdeli haber gelecekse hazır mıyız dedim. Herkes emin olsun, biz buna hazırız dedi. İnşallah da öyledir diyelim. Net bilgiler geldiğinde bunları da sizlerle paylaşacağız. Şöyle bir haftanın son maçına bakalım. Galatasaray Kayseri Spor 0-0'lık bir beraberlik var. Tabii ne Galatasaray'ın alacağı sonuç ne de Kayseri'nin alacağı sonuç şu an için bizi çok ilgilendirmiyor. İkisi de ligde direkt olarak rakibimiz değil. Bütün rakiplerimiz bu haftayı oynadılar ama haftanın son maçı gözümüzde orada. Orada dakika skoru oluştuğunda da sizlere bilgi vereceğiz. Evet, biz dün rakip Sivas Spor. Burada söyledik, çok önemli bir karşılaşma diye. Cuma günü özel bir yayınla hem bu karşılaşmayı değerlendirmiştik hem Trabzonspor mücadelesini değerlendirmiştik. İşte o Adana Demirspor deplasmanındaki, içeride Kasımpaşa maçındaki o coşkulu, istekli, arzulu oyun Sivas Spor maçında da sahadaydı. Erken gelen gol bir anda maçın yönünü olduğu gibi bize tayin etti. Çok güzel, çok anlamlı bir galibiyet aldık. Maçta tabii çok fazla notluk detay da vardı, onları konuşacağız ama şöyle bir maçla mı başlayalım Alper? Kadroyla başlayalım. Trabzonspor deplasmanına göre 4 değişiklik vardı ki kim yoktu? Soner Gönül haftalardır. Yani tartışılan isim Soner Gönül yoktu. Rick Van Drongelen vardı onun yerine. Diğer tarafta da hoca daha tecrübeli olması babında muhtemelen Zeki'yi tercih etti. Genç kardeşimiz Mustafa Tan yerine. Onun dışında Tayit ve Fofana sahadaydı. Bir önceki maça göre Muhammed Gümüşkaya ve Taylan Antalyalı yoktu. Bu kadroyla sahaya çıktı hoca. Yani şu olur, şunu söyleyebilirim. Trabzonspor maçından sonra şunu yazmıştım. Yani Trabzonspor maçı özelinde değil ama bizim yumruğu yemeden, knockout olmadan yumruk atmayı öğrenmemiz lazım. Bunun için de hücum etmemiz lazım. Fofana'yı ve Tayit'i dizilişte görmemiz lazım diye yazmıştım. İşte onlar oynadı. Sonuç ortada. Daha efektif bir oyun, daha hücumsal anlamda coşkulu bir oyun ve erken kopan bir maç. Yani erken kopar, ilk yarıda kopardığımız bir karşılaşma. Hatta ilk yarıyı ya çok afaki bir skorla falan da bitirebilirdik. Yani o Marius'un karşı karşıya kaçırdığı, o finallerde yine yaşadığımız problemler olmasa ilk yarı 4'e 5'e gidiyordu karşılaşma. Böyle bir maç Alper. Başlayalım, neler söylersin Sivas Spor maçına dair? Sivas maçına dair neler söyleriz? Dediğim gibi yani bugün köşe yazısında da bahsettim. Maçla ilgili sosyal medyada yaptığım paylaşımda da bundan söz ettim. Çok kritik, çok önemli bir galibiyetti bizim için. Yani ateş hattından kurtulduğumuz, aynı zamanda ilk defa, ya ilk defa demeyeyim de yani uzun bir süredir tat verdiğimiz, zevk verdiğimiz, ilk Gistol'un geldiği haftalardaki öndeki baskıyı kuran, topu ayağına aldığında çok efektif futbol oynayan bir Samsunspor izledik. Dediğim gibi Tayit'in, Fofana'nın bunda faydası, emeği çok fazla. Her atakta hücumda onlar vardı içinde. Güzel ilk yarısı, mücadelenin ilk yarısı özellikle. İlk bölümü çok iyiydi. Yani o ön baskı, rakibe biz geliyoruz baskısı. İlk Tayit için şutuydu galiba. Ziya'nı kafayla dışarı attıktan sonra peşine drone gelenin. Kornerden pozisyon. Evet. Yani
Daha sonra yine işte Marius'u kaçırdığı vardı. İşte Emre Kılıç'a girdiğimiz zaman Fofana'nın sürekli sol kanatı çizgiye kadar indi. Force etti. Evet. Alaaddin'in belki 2-3 defa böyle yok etmişti. Yani Alaaddin başka yerlerde falan takılmış olabilir yani maçın esnasında. Gerçekten çok iyi bir futbol vardı. Çok iyi bir organizasyon vardı. İlk 11'deki oyuncular görevini çok iyi yaptılar. Özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyunu dengeledik. Yani hani ne rakibe baskı ne kendimize baskı. Bir dönem hafif bir sarsıntı yaşadık ama o dönemi de çabuk atlattık. Erken gollerin olması aslında maçı da erken kopardı. Evet. Yani Sivas'ın bütün gardını düşürdük. Daha dördüncü dakikada. Dördüncü dakikada Sivas'ın gardını düşürdük. Gelen o çok da güzel vurdu. Çok da güzel vurdu. Yani... Alim'in indirdiği bir toptu. Soner vursa ne olurdu mesela? Bilmiyorum. Spiker Roberto Carlos benzetmesi yaptı ya. Yani hem sol tarafta bu mücadelede oynadığı evet, için Roberto evet. Carlos gibi vurdu diye. Evet. Tabii golden ziyade şimdi sosyal medyada da bu o şekilde paylaşım yapan arkadaşlar vardı. Biz de haberimize taşıdık. Yani bir yabancı oyuncu drone gelen golünü atıp daha hiç sevincini yaşamadan yakın zamanda oğlunu kaybeden gidip A takım malzemecisi Orhan abiye sarıldı mesela. Yani işte hani bu inanmışlık, bu aidiyet, bu birliktelik var ya, yani başarıya giden yol budur aslında. Biz aile olduk, işte böyle aile olunuyor. Bir yabancı oyuncunun, hele hele bir yabancı oyuncunun böyle bir reaksiyon göstermesini ben hani o anda da nereye gittiğini görmedik. Önümüzde tabii monitör var bir yandan. Monitöre yansıyınca anladık Orhan abiye koştuğunu. Hepimiz duygulandık tabii o anda. Demek ki maç öncesi çok güzel bir motivasyon konuşması vardı soyunma odasında. Onun da verdiği etkiyle çok anlamlı bir hareket yaptı drone gelen. Kutlayalım drone gelen gerçekten, de burada. Gerçekten yani aslında bu maçın özelinde birçok duygusal anlar vardı. Maç öncesinde evet. 20 Ocak şehitlerimizin evet. alınması, yine Pençe Kilit operasyonunda şehit olan 9 Mehmetçiğimizle ilgili tribünde isimlerin okunması. Hepsinde de okundu burada diye bunlar bağırdılar. Çok önemli detaylardı. İşte yine aynı şekilde başımız sağ olsun temalı tişörtler, siyah tişörtler giyip çıktı futbolcular. Golden sonra asker selamı çakıldı. Evet. Mehmetçe'ye selam gönderildi. Her anlamda aslında duygusu çok fazla olan bir karşılaşmaydı. Bu noktada işte emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ederim. Maç öncesi ve maç içerisinde yaşanan her şey çok anlamlıydı. Özellikle retro formanın kırmızıdan siyah dönmesi evet. Bu da çok ayrı bir detaydı. Ayrı bir detaydı. Gerçi bu noktada ben aktarıyorum o şekilde bir yandan da. Bunlar güzel detaylardı maç içerisindeki, öncesinde ve içerisindeki. Maç esnasında aslında bunu söylemek de istemezdim mesela ama şimdi söyleyelim laf lafı açmışken. Bu kadar güzel bir ortamda hatırlarsanız geçen hafta Trabzonspor'un bizi karşı yapmış olduğu işte Samsun kümeye tezahüratını biz bu sefer Sivas'a karşı yaptık. Bu aslında iyi olmadı. Evet. Şöyle iyi olmadı. Yani bize yapılmasını istemediğim bir şey. Sivas kümeye diye mi bağırdı? Ben duymadım da. Ben duydum. Yani duydum. Orada duyanlar vardı. Evet. Hatta yazanlar da vardı. Ya bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri rakiplerimize de yapmamamız gerekir. Yani oraya gelenlere de yapmamamız evet. gerekir. Ben o noktada hani şey değil ama diğer anlamda duygu yüklü, anlamlı, maçın 10 numara olduğu, görsel şölenin çok iyi olduğu, acıların taze olduğu bir dönemde bu denli organizasyonları doğru organize edebilmek, doğru yapabilmek çok önemli. Onun için herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Drone gelene binlerce kez teşekkür ediyorum. Yani o gol sevincini gidip Orhan abiyle paylaşması. Çünkü öyle bir koştu ki ben oradan forma falan çıkartacak zannettim. Hani bir şey çıkartacak zannettim. Direkt Orhan abiye sarılmış ki Orhan abinin de videosu vardı. Evet. Arkadaşlar çekmiş ağlarken. Güzel maçtı. Her anlamda güzel maçtı. En önemlisi ne oldu? Potadan dışarı çıktık. Ateş altından kendimizi dışarı attık. Tabii. Şu anda da transfer yasağının kalkıp kalkmadığıyla ilgili birçok yorum var. Bizim teyit ettiğimiz bilgi
başkandan haber bekleniyor, bir paylaşım bekleniyor. Hı hı. Kalktı gibi bir kalktı söylendi. Değil, ertelendi. Öteleme. Yani hatta ne zaman karar açıklanır, şimdi o şekilde yazanlar da var. Karar açıklanana kadar transfer yapabilir diye. Hani o da nasıl öyle bir şey olmaz. İşte, öyle diyorum bir şey ya, şu anda bir ciddi bir bilgi kirliliği var sosyal öyle medyada şey da. Benim ama ilk etapta teyit edebildiğim cezanın kalkması değil, ertelenmesi şeklinde. Yani bu transfer dönemini kapsamayacağı şeklinde bir durum ya var. Şey, bakalım net bilgiler geldiğinde dediğim gibi paylaşacağız. Şey de olabilir. Yani tamamen de kalkabilir. Yani bu denli eğer olay bu tarafa taşınabiliyorsa, evet. Çünkü burada şöyle bir durum da söz konusu. Neden ismine? Yani öteleme değil de, şimdi şey neydi onun ismi? Adana Demirspor mesela. Şimdi bunun kaç 30 bin euro üzerinden, ya böyle bir 28, böyle bir şey üzerinden. Biz de sonuçta Ankara Gücü 800 bin euro işte yatırıp açacağız diyorlar. Şimdi yani bizim de cezamız. Başkanın dediği gibi sadece Novikovas olayı üzerindense, yani ama olay tamamen ne? FIFA şeyleri tamam işte hani yazan. Başkanın savunması bu yönde ya şimdi her defasında. Eğer olay bu yöndeyse biz de o zaman tamamen transfer yasağını ortadan kaldırabiliriz. Hı hı. Ama diğer türlü ise öteleme söz konusu olur. Hani burada başkan konuyu daha net bir şekilde verir. Erol abi yazmış, kesin bilgi kardeşim, ben başkandan az önce bilgiyi aldım yazmış. Sadece bu dönem transfer yapabileceğiz diye yazmış mesela. İşte öğrendiğimiz gibi yani bu dönemi kapsamayacak ceza ama iki dönemlik yasak duruyor. İki dönem transfer yasağı duruyor demek, evet. Ki bu şekilde bir bilgi net. Bak Erol abi de yazmış, Erol Çetin selamlar olsun. Demek ki başkana yazmış, başkan da onayı aldım demiş. Kesin bilgi, ben başkana onayı aldım. Sadece bu dönem transfer yapabileceğiz demiş. Başkana da bu şekilde ulaşıp işte bilgi alabilen arkadaşlar varsa Galatasaray 1-0 öne geçti bu arada Kayserispor'u. Alabildi doğru bir son maçı. O zaman şöyle düşünüyorum. Ben başkan bir yakın dakika içerisinde, yakın bir zaman içerisinde net bir bilgiyi paylaşacaktır o zaman. Evet, evet. Öyle gözüküyor şu anda aldığımız ya bizim de görünen gözlerimiz bir yandan telefonlarda bununla ilgili bir şey bilgi gelir diye yazanlar var kulüpten. Sorduklarımız var. Onlardan gelecek cevaplar var ama tabii bu sıcak bir gelişme. Tam biz de yayına girerken böyle bir gelişme oldu. İlk etapta öğrendiğimiz cezanın kalkmadığı ama bu dönemi kapsamayacağı, evet, şeklindeydi. Herhalde de öyle bir durum var. Az sonra da Sayın Başkan telefonlara dönmeye başladıysa bizim sorduğumuz kişilere de dönmeye başlamıştır. Net bilgi az sonra gelecektir ama güzel bir gelişme. Tabii kulüp, Fuat Hoca, biz buna hazırlıklıyız. Zaten önceden bir çalışmamız vardı, evet, dedi. Aslında birinci gündem hoş şimdi mesela. Evet. Yani böyle bir şey varsa İş değişti bir anda. Ne yapacağız? Tabii. Ne yapmamız lazım? Ne yapacağız? Nasıl bir reaksiyon alınacak? Kimler gidecek? Kimler gelecek? Hemen yeni bir reaksiyon, yeni bir plan. Yani zaten ben hep söylüyorum ya, şimdi Samsunspor gibi camialarda abi yöneticiler her şeyi anlık düşünecekler. Geleceği düşünüp ona göre çalışacaklar. Fuat Hoca ben hazırım bu konuda dedi. Hiç problemimiz yok. Hoca ile en son üstünden geçip hemen harekete başlayacağız dedi. Tabi burada iş yine başkanında bitecek. Şöyle başkanında bitecek. Çünkü bizim süremiz kısıtlı. Bundan faydalanmak isteyenler olacak. Belki 3 istemesi gereken 5 isteyecek, 7 isteyecek ama yani şu dönem 3'e 5'e bakmadan, çok da hata yapmadan transfer yapmak lazım. Çok kritik bir, bu da çok ayrı bir durumdur yani. Hem paranız var, hata yapma lüksünüz yok. Bu hatayı telafi etmeniz de uzun sürecek. Çünkü iki dönem transfer yapamayacağız. Onun için doğru adımlar atmak lazım. Çok fazla takımın dengesini de bozmayacak ama önümüzdeki yılları da düşünecek bir hamle. İşte bakalım yöneticilik burada ortaya çıkıyor. Bakalım yönetici refleksini nasıl verecek idarecilerimiz. Şimdi burada şöyle bir ekleme yapayım ben sana. Fuat Hoca ve Gistol birlikte yapmış oldukları bir transfer raporu var sonuçta, var ellerinin altında ve bu transfer raporu üzerinden evet şu anda son dakika bir bilgisi daha vereyim. Evet. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım transfer görüşmelerine dahi başlamış şu anda. Aha.
İşte. Bak son dakika bilgisini de sizlerle veriyorum. Kulübe yakın bir teyit ettiğim bir bilgi. Transfer görüşmelerine Sayın Başkan şu ana itibaren başladı. Bilgin olsun arkadaşım yazmış. Bu da genelde benim bilgi aldığım isimlerden biridir. Yani yakın temas kurduğum insanlardan biridir. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Hani isim vermem doğru olmaz. Evet. Evet başkan hayırlı şu anda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok güzel bir gelişme. Başkan transfer düğmeye basmış şu anda. Evet. Buradan da demek oluyor ki Fuat Hoca, Sayın Güstol ve başkan arasındaki o hızlı transfer bir, evet, komitesi yani bugünden itibaren şu andan itibaren transfer çalışmalarına başladı. Çok güzel. Güzel. Ve o zaman nereye transfer yapılacak? Şimdi bu da ayrı bir konu tabii. Bunu konuşmak lazım. Hani nerelere öncelik tanınması gerekir? Hangi noktalara, hangi mevkilere? Çok belli. Yani çok üzerine konuşulacak bir konu da değil aslında bence. Net bir, aslında çok adam almamız lazım. Sol bek, sağ bek. Gerçekten sol kanat, sağ kanat. Hem kanat hem bek konusunda çok ciddi problemlerimiz var. Yani daha efektif bir 8 numara alabiliriz. Ki şu da var. İki dönem daha transfer yapamayacağımızı düşünürsek onu planlayıp sayıyı da arttırabiliriz. Net bir forvet, net bir 8 numara. Hücumu çok iyi bir 8 evet, numara. İki kanat, iki tane bek. Hatta sola ben iki bek alırım. Yani bir tane de değil. Bu olayla yolları ayıracaksın o zaman. Ya, Laura zaten sakat. Bonservis evet, lisansını donduracaksın. Şu da sezon var, sonuna kadar faydalanma şansın yok. Bir dahaki sene transfer diyorum. Yabancı sayısı da düşüyor. Onun da iyi planlanması lazım. Ve gerçekten vakit yok. Yani burada 3 istedi, 5 istedi. Gitmek istemiyor, kalmak istemiyor. Yok abi yani gidecek. Yapacak bir şey yok. Yani Nanu'dan istediğimiz verimi alamadık, Bola'dan istediğimiz verimi alamadık, Dimata'dan istediğimiz verimi alamadık ama Dimata'dan daha iyisi için uğraşır mıyız bilemiyorum. Yerli, bakın yerli de çok önemli. Yerli bir forvet çok önemli, çok değerli. Yani o çok büyük eksiklerimizden birisi mesela. Peki bu arada şu da var mesela, şuradan da yola devam edelim. Sezon sonunda kiralık oyuncuları mesela sezon sonu geldiğinde biz kadromuza katabileceğiz mi? Oynatabileceğiz mi önümüzdeki sene? Tabii canım. Zaten vardı. O var zaten. Oluyor. O onlardan yani o zaman onları geri çağırmaya gerek yok. Aynen öyle. Zaten şu da var hani bunu önceden de söylemiştik. Yani evet, hocanın şu anda kiralıkta olup da onların içerisinden istediği bir oyuncu da yoktu zaten. Ya şöyle yoktu. Transfer yapamıyorsak yoktu. Yok yok şu var yani... O isimlerden herhangi birini hoca zaten bunu alalım dememişti zaten. Ya bizim kiralıktaki oyuncuların Gistol'ün gözünde şeyi yok. Hani bu takımda nasıl söyleyeyim ismi yok, esamesi yok. Ya oradan herhangi birini istemiyordu zaten hoca. Hani onu söylemek lazım. Hani oradan biri alınıyordu da alınamadı değil. Evet. Şimdi yine bilgi bekliyorum. O konu hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi tabii bu çok önemli. Bu konu çok önemli. Yani şu andan itibaren neden ona kağıt yeniden mi dağıtılıyordu? Nasıl deniyor cümleye? Tabii kartlar, yeniden dağıtılıyor şu anda. Transfer yasağı öteleniyor ve bizim transfer yapabilme durumumuz açığa çıkıyor. Ve bu noktada biz ne yapabiliriz? Nasıl hamleler yapmamız gerekir? Başkanın açıklamasını vereyim son dakika. Başkan diyor ki bu karar bana hiç de sürpriz olmadı. Uzun süredir üzerinde çalışıyorduk. Bu dönemdeki transfer yasağını erteleyebilmek için çok uğraştık. Karar bize tebliğ edildi diye konuşuyor. Bir daha söyleyelim. Bu şekilde ilk açıklama başkandan bu karar bana sürpriz olmadı. Uzun süredir bunun üzerinde çalışıyorduk. Ekibimle birlikte bu dönemdeki transfer yasağını ertelemiş bulunuyoruz dedi. Hatta şu bilgiyi de vereyim. Şu anda FIFA'nın sitesindeki transfer cezası yasak bölümünde Samsunspor'un adı geçmiyor şu anda. Kaldırıldı. Kaldırıldı. O da bir son dakika bilgisi olarak verelim sizlere. Başkanın da konuyla ilgili açıklaması bu şekilde. Başkanın da açıklamasını tekrarlamak gerekirse karar bana sürpriz değil. Çünkü üzerinde çok çalışıyorduk. Transfer yasağını ekibimle birlikte ertelemiş olduk dedi. Başkan Yüksel Yıldırım hayırlı
uğurlu olsun bu camiye. İnşallah nedir o? Doğru hamleler, güzel hamleleri atarız ki zaten bir ayağa kalktık. Aldığımız Sivasspor galibiyetiyle potanın dışına kendimizi attık. Artık daha sağlam adımlarla usul usul hedefimize doğru gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii şimdi şeyi yazanlar da var. Ya siz abi Envakeme Batshuayi diyordunuz, ne oldu diye. Onlar dosyada var. Bakalım ne olacak ki. Envake Trabzon'la bir anlaşmak üzereymiş galiba. Zaten Trabzonspor orada bizim ciddi rakibimizdi. Başkan hocaya eğer istiyorsan ben direkt bu transferle ilgileneceğim diye bir ifadesi vardı başkanın hocaya. Onun dışında şimdi yeni yeni okuyoruz hani bu haberleri. Kulüplerinden ayrılmak isteyen oyuncular var. Çünkü önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Şu an da işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta, Trabzon'da süre bulamayıp oynayıp kendilerini gösterip milli takıma gitmek isteyen oyuncular var. Şimdi onlarla ilgili de yine bir hızlı bir çalışma, doğru adımlar, doğru hamleler, eksik bölgelere nokta transferlerle gerçekten işte o ilk 10 demiştik ya. Yani bu takımla ilk 10 olması zor ama takviye yapıldığında ilk 10 neden olmasın? İlk 10'un da çok uzağımızda olmadığını bugün puan durumuna baktığımızda da görüyoruz arkadaşlar. İnşallah öyle olacak. Bakalım taze bilgiler, sıcak bilgiler geliyor bir yandan. Geldikçe sizle de paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel haberler, güzel gelişmeler oluyor. Evet tabii maçın önüne geçiyor. Evet. Maçla ilgili tamamen önüne geçiyor bu haberler. Yani bunu sık sık vermek lazım. Bunu bu şekilde bilgilendirmek lazım. Evet, muhtemelen kulüpte de hazırlık var açıklamayla alakalı. Bir açıklama yapılacak bununla ilgili, bir kamuoyu açıklaması. Onun telaşı var kulüpte. Başkanın az önce ilk açıklamasını verdik. Bu karar bana hiç de sürpriz değil. Çünkü uzun süredir üzerinde çalışıyordum. Nihayet erteleme kararını aldık dedi başkan. İlk yaptığı açıklama bu yöndeydi. Sayın başkanım hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Tabii sen demin şeyleri okuttun maçtan, notları ekrana yansıttın ama. Bakalım size vermek şöyle sakın. Bir daha verelim çünkü üzerinden geçelim onların da. Seslendiremedik. Çok tabii duygu dolu anlar vardı Samsun 19 Mayıs Stadyumunda Sivasspor maçında. Tabii 20 Ocağı sayılı günler kaldı. 20 Ocak futbol şehitlerimizi andık. Şu anda ekranda ne var? Pençe Kilit operasyonundaki evet. Kaybettiğimiz Mehmetçiklerimiz için her iki takım başımız sağ olsun yazılı ay yıldızlı bu tişörtlerle sahaya çıktılar. Bu tabii hem federasyonun aldığı karardı hem de kulüplerin gösterdiği hassasiyetti ki karşılaşmalarda normal yapılması gereken rutin anonslar dışında herhangi bir müzik, yani hareketli müzikler çalınmadı. Sadece böyle ülkenin birlik bütünlüğüne dair memleket türküleri, memleket şarkıları çalındı. Böyle bir hassasiyet gösterildi. Bunun peşine tabii takımımız sahaya siyah, kara pankartla çıktı. Neden derseniz 20 Ocak yaklaşıyor, sayılı günler kaldı. 20 Ocak 1989'da takımımız Malatya Spor deplasmanına giderken geçirdiğimiz trafik kazasında teknik direktör Nuri Hasan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan vefat etmişlerdi. Mete Adanır'ı da tabii ki unutmayacağız. Vefat eden isimler anısına bu ölüm yıl dönümleri yaklaşırken bu hassasiyetle davrandı Samsun sporlu futbolcular. Kara bir pankartla çıkıldı ve bu maç özelinde de sezon başı açıklanan kırmızı retro formamızda hem Fenerbahçe maçında hem de bu maçta siyah formaya döndü. Fenerbahçe maçında da işte bu forma yine futbolcularımızın sırtında olacak. Maçta da tabii gelen gollerle birlikte kaptanların önderliğinde, Fofana ve Zeki'nin önderliğinde futbolcularımız asker selamı verdiler. Bu da gerçekten maçın güzel anlarından birisiydi. Alanya Spor deplasmanında biz 3-1 kaybetmiştik, hatırlayacaksınız. O maçtaki golü Marius kaydetmişti kafayla. O gol Samsun Spor tarihinin profesyonel liglerde kaydettiği 1111.
gol olarak tarihe geçti. Bu gol için de karşılaşma öncesi Marius'a bir hatıra plaketi verildi. Onun dışında Samsun Spor önemli bir de konuk ağırladı. Karadeniz turunda diyebiliriz Montella için. Çaykur Rizespor Adana Demirspor karşılaşmasını da izlemişti. Ondan sonra Samsun'a geldi Montella. Önce Samsun Spor altyapı tesislerini gezdi. Daha sonra A takımı kullandığı tesisleri gezdi ve karşılaşmayı izledi Montella ekibiyle birlikte. Bu karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Bizim de misafirlerimiz vardı. Sivas'a gittiğimizde bizi çok iyi bir şekilde ağırlayan gazeteci büyüklerimiz, gazeteci meslektaşlarımızı Samsun'da ağırladık. Onlar da 12-13 kişilik bir kadroyla karşılaşmayı takip etmek için Samsun'a geldiler. Ve Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'a, TSE'de Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz Ali Başkan da, TSE'de Samsun Şube Başkanı Avni Demir'e günün maçın anısına birer hediye takdim ettiler. Onları da tabii Samsun'da ağırladık, misafir ettik. Bandırma Vapuru'nu gezdiler. Biz gittiğimizde Sivas'a da onlar da bizi aynı şekilde ağırlamışlardı. Evet. Sivas'ın tarihi turistik yerlerini gezmiştik onların önderliğinde. Güzel bir gündü bizim için de. Onlara da bir kez daha hoş geldiniz ve güle güle demiş olalım. Ve bu da kötü haber. Zaten yani kötü haber ama beklenen haber de diyebiliriz. Trabzonspor maçından sonra biliyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştik. Bu maçın kararları açıklandı. 3 farklı maddeden çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplamda 300 bin TL'ye yakın, 297 bin TL evet, olması lazım, para cezasına çarptırıldık. Onun dışında işin daha kötü yanı ise Trabzonspor deplasmanında olan Samsunspor taraftarları bir sonraki lig deplasmanı olan Fenerbahçe maçına gidemeyecekler. Bu da işin bir başka boyutu. Şunu da çok soran vardı. Şimdi arada kupa maçı var. İşte abi cezamızı kupada mı çekeceğiz, ligde mi çekeceğiz diye. Şu ayrımı yapalım, iyi yapalım. Yani kupa cezaları kupada, lig cezaları ligde. Onunla ilgili 3-4 sene önce karar var kural. Ama tabii yine insanların aklında soru işareti oluyor. Hatta şunu belirtelim. Mesela Dimat'a kırmızı kart gördü Sivas Spor maçında, Alanya'ya götürülecek. Muhtemelen de oynayacak Alanya'da. Çünkü cezasını Fenerbahçe maçında çekecek. Karşılaşma sonrası da teknik direktör Markus Gisdol'ün açıklamaları vardı. Şu anda da ekranda bunlar var. Çok iyi mücadele ettik. Sivas Spor'un güçlü rakip olduğunu biliyorduk. Tecrübeli oyuncuları var. Sert oynamamız gerektiğini ve geçişleri iyi yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söylemiştik. İlk yarı tüm istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda kontra bir oyuna döndük. 3 gün önce maç oynamıştık. İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık. Bizim için çok iyi oldu dedi teknik direktör Markus Gisdol. Gerçekten de öyle. Evet. Sert oynadık. Tatlı sert dedin ya, topa sert. Ve orada da önümüze bir hakem engeli çıkmadı. Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker tatlı sert oyuna müsaade etti ve orada da işte farkımız, fizik gücümüz ön plana çıktı. Tabii şu da var, Sivas Spor'un eksiği de vardı. Hatta karşılaşma sonrası Bülent Hoca'nın açıklamalarını almadık, Bülent Uygun'un açıklamalarını, ama o da biraz şeye ver yansın etti. Çok fazla hasta oyuncu var, sakat oyuncu var, Afrika Kupası'na gidenler var, takımdan gitmek isteyenler var, oynamak istemeyenler oldu dedi. Ama tabii bunlar Sivas Spor cephesi için sadece bir mazeret. Biz oynadığımız maça şöyle mi geleyim, evet, oynadığımız maça aldığımız evet, şu anda bakalım. FIFA'daki siteden kaldırılmışız, yokuz. Evet, oradaki yasaklar, yasaklı kulüplük. Ki Türkiye'de çok fazla kulüp var. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 takım var. Türk var, takımı. Yani Süper Lig'den, birincilikten, alt liglerden takımlar var. Ya mesela şey yok burada. Adana Demirspor yok mesela. Yani zaten işte demek ki dedikleri gibi. Çıkardık, son aldıkları 3 oyuncunun lisansı zaten Türkiye Futbol Federasyonu sisteminde görünüyor. Cezaları olsa zaten alamazlardı. Ama bizim transfer tahtamız
açıldı. Onu müjdesini bir kez daha verelim. Yayına onunla girdik. Yine tekrarlayalım. İki dönemlik transfer yasağımızı ötelemiş olduk. Yapılan itirazlar neticesinde. Çünkü gerekçeli karar şu anki transfer, akan transfer dönemi içerisinde henüz kulübümüze ulaşmadığı için bu yönde itirazlarımızı yaptık ve neticeli karar bu transfer dönemi sonunda verilecek. Haliyle de bizim transfer dönemi cezamız, iki dönemlik cezamız ötelenmiş oldu. Bu da iyi bir gelişme bizim adımıza. Hatta az önce Alper paylaştı. Başkana yakın bir isimden gelen bilgi. Başkan şu anda transfer görüşmelerine bile başladı. Biz de artık yayından sonra Daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Hem gündemdeki isimler hem yapılacak takviyelerle alakalı bilgilendirmeleri de yapacağız. Konuştuk tabii. Başkan ne demişti? Hemen. Onu da verelim de şimdi yine soranlar var, yayına yeni katılan arkadaşlarımız var. Tekrarlamak istiyorum sizlere. Gelen bilgi nereden geldi? Buradan geldi. Evet, başkanın ilk açıklaması. Başkan diyor ki bu karar bana hiç sürpriz olmadı. Beklediğim bir karardı. Ekibimle birlikte uzun süredir bunun üzerinde uğraşıyorduk. Transfer yasağını ertelemeyi başardık. Başkanın ilk açıklamaları bu şekilde. Tabii bu haberi de ilk Nazım duyurdu. Nazım Türknaz, ona da selamlar olsun. Güzel haber. Onu da tebrik edelim. Onun dışında tabii yine usta gazeteciler, gazeteci büyüklerimiz de yazıyorlar bu konuyla ilgili öğrendikleri bilgileri. Biz de tamamen resmi bilgiye odaklıyız ama konuşulan bu. Kulüpten de aldığımız bilgiler bu yönde. Başkan hazırlıklarına başladı, çalışmalarına başladı. Artık iş, biz de resmi açıklamayı bekliyoruz diyebiliriz. Evet, Sivasspor maçını konuştuk. İyi bir karşılaşma bizim adımıza. Hep şunu söyledik ya, yani bizim bu dönemde gücümüz ortada. Takımımızın durumu ortada. Yolumuz uzun. Bizim hedef maçlarımızı doğru belirleyip o maçlara konsantre olmamız lazım diye konuştuk. Hatta Trabzonspor bizim hedefimizdeki bir karşılaşma değil demiştim ben Trabzonspor maçı öncesi. Kızanlar olmuştu. Ya abi işte niye öyle diyorsunuz diye. Ya biz istemez miyiz? Yani gidelim Trabzonspor'u Trabzon'da yenelim. Gidelim Fenerbahçe'ye yenelim, puan alalım. Galatasaray'ı kim istemez bunu, ama şu anda o dönem değil. Yani gidip Trabzon'u da yeneceğiz Trabzon'da arkadaşlar. Bugünler gelecek, o günler olacak ama şu anda değil. Şu anda bizim başka bir hedefimiz var. Hani bebek doğar, büyür, koşamaz ya. Önce emekler, sonra adımlarını atar, düşe kalka, en son yürümeye başlar, sonra koşar. Biz şu anda Süper Lig'de emekledik. Şimdi hafif hafif ayaklandık. İşte öyle ilerledikten sonra gidip Trabzon'u da yeneceğiz Trabzon'da arkadaşlar. Onun coşkusunu da yaşayacağız. Galatasaray'dan da puan alacağız. Fenerbahçe'den de puan alacağız. Yani onun için bunlar uzak hedefler değil ama şu anki hedeflerimiz de değil. Aslında tam benim düşündüğüm çerçevede giden bir iş. İçeride Karagümrük maçı 3 puanı yazdık. Trabzon maçına ben net söyleyeyim puan yazmamıştım. Olmadı. Sivasspor maçında 3 puanı aldık. 3 puan yazdığım bir karşılaşmaydı. Şimdi önce Alanya maçı var kupada, sonra Fenerbahçe maçı var. Elen. Hem Alanya maçı, zaten Sivasspor maçında oynayan hiçbir oyuncu şeye gitmiyor. İlk 11'deki hiçbir oyuncu Alanya deplasmanına götürülmeyecek. Evet. Onlara ek olarak kim götürülmüyordu ya? İlk 11'deki oyunculardan biri daha ek, 12 isim götürülmeyecek çünkü Alanya'ya. İlk 11'deki hiçbir oyuncu götürülmüyor. Bir de Taylan da götürülmüyor. O da sonradan oyuna girmişti. Onun dışında genç ağırlıklı bir kadro gidecek. İşte Marius, Okan, Şatka, Alim, Drongelen, Zeki, Fofana, Benaser, Taylan, Tayit, Holse, Emre Kılınç. Bunlar götürülmeyecek Alanya'ya. Şimdi bir bilgi daha vereyim. Verelim, sıcak bilgi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğü'nden de, yani İbrahim Güven, bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacakmış. Transfer yasağı ile ilgili. Evet, yani transfer yasağı ötelendi. Futbol Federasyonu da bu noktada
bir açıklaması olacak. Birazdan onlar da gerekli açıklamayı göndereceklermiş. Güzel. Evet, yani onlar bilgilendirmeden kamuoyuna bir açıklama yapmazlar diye düşünüyorum. Kulübe bir bilgilendirme. Kulübe büyük bir olsa bir bilgilendirme gidecek büyük bir olsa. Hani az önce dedik ki artık Futbol Federasyonu da bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Yani bu transfer yasağının durumu nedir? Hangi dönemi kapsıyor? Evet. Bununla ilgili aslında kamuoyunu işte Adana Demirspor nasıl transfer yapıyorsa bizim transfer dönemimizle ilgili de bir açıklama yapılması gerekirdi diye. Hı hı. Ve şu anda Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili bölge müdürlüğü kulübe bir bilgilendirme gönderecekmiş. O bilgilendirme de bize geldiğimizde biz paylaşacağız. Tabii biz de dediğim gibi şu anda herkes gelecek net bilgiyi bekliyor ama ilk öğrenilen ve şu anda en çok konuşulan hani doğruya yakın bilgi bu. İki dönemlik transfer yasağımız kış transfer dönemi. Yani bu dönemi kapsamadan ötelenecek, ertelenecek. Beklediğimiz karar bu. Bakalım. Üst üste güzel çıkacak haberler. Yani aynen bunlar şimdi bir yandan da fazla şey yapıyorum çünkü sürekli görüşme halindeyim, sürekli evet soruyorum. Yani güzel haberler geliyor. Dışarıdan sürekli güzel haberler alıyoruz. Yani başkanın transfer çalışmalarına başlamış olması, Fuat Hoca ve Sayın Güstol'un yani teknik ekibin bu noktada elinin listesinin hazır olması, hı hı, yani yarından itibaren çalışmalara başlayabilecek olmaları, başkanın bu noktada beklediğim karardı, hani ona göre adımlarımızı hızlı bir şekilde atacağız demesi, Futbol Federasyonu'nun konuya dahil olması, evet, bunların hepsi güzel haberler, üst üste gelen haberler. Güzel gelişmeler. Bakalım sonuç neye varacak? Tabii bu noktada da yapılacak transferler de yine çok önemli. Yani bakalım hangi mevkileri. Yarından itibaren gündem maddesi artık bu olacak. Transfere yoğunlaşacağız. Eksik bölgeler aslında belli. Yani şu anda baktığımızda yazalım. Kaleye bir takviye gerekir mi? Yok, kale. Bence de gerek. Okan çok iyi toparladı son evet dönemi. Gerçekten. Sumski gibi bir alternatifi de var. Öyle tabii diyebiliriz. Sol tarafa, sol beke net istiyor. Net ister. Bola iyileşti. Hatta bu maça girdikten sonra da son bölümde iyi de bir, diri de bir görüntü verdi. Hani onu da söyleyebiliriz ama işte orada Bola olmayınca yani maalesef bu lig için seviye olarak yetersiz. Soner'le gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani şimdi açık söyleyeyim, Soner için de üzülüyorum. Bunu daha önce de söyledik. Ya eleştiriyoruz ama bu çocuğu hani Soner'i niye eleştiriyoruz diye. Çünkü yani herkesin bir kapasitesi var, şu var. Şu an için hazır değil o da Süper Lig seviyesine. Ama sol tarafa, sol beke ciddi bir takviye gerekiyor. Sağ tarafa gelecek olursak, hocanın yıldızı ne Kingsley ile ne Nanu ile barışmadı. Zeki ile devam ediyoruz. İşte Mustafa bu, var. Bu hengamede genç kardeşimize iki maç forma verdik. O da hazır olduğunu gösterdi bize ama oraya tecrübeli bir isim istiyor. Bunu, bir ayrılık orada yabancı da olabilir. Yerine bir alternatif isim. Yani şu da var. Burada bir kere şu kararları artık çok hızlı vereceğiz. Kingsley Nanu. Hoca düşünmüyor mu ikisini de? Abi hemen göndereceksin. Yani önde de düşünmüyorsa, çünkü bizim sağ önde de problemimiz var. Hoca orada da düşünmüyorsa bu isimleri direkt gönderip hemen takviye yapacaksın. Çünkü hem transfer yapmak için süre kısıtlı, hem de bundan sonra iki dönem transfer yasağımız cepte. Yani onu da unutmamak lazım. Hani bundan sonra o da kalkar mı, kaldırılır mı? Kulübün şartları düzenini işte gelip bakıp incelediklerinde o da kalkar mı bilemiyorum ama şu anda öğrendiğimiz iki dönem transfer yasağımız cepte ama bu dönem işlemeyecek. Öğrendiğimiz bu. TRT Spor da yazmış şimdi. Öyle mi? Şimdi son dakika büyük sorular o da geçmiş. Kingsley Nanu. Hoca ikisini de düşünmüyorsa hemen teşekkür edeceğiz. Hemen. Hemen yani yapacak bir şey yok ki, transfer dönemi de akıyor. Bu futbolcular da kendilerine kulüp bulsunlar. Yani bir sağ bek, hatta alternatifli iki sağ bek istiyor takım baktığımızda. Bence bir tane stoper lazım. Stoper lazım mı? Lazım. Satka, Drongelen, Alim, Yunus. Yunus çok fazla forma şansı bulamıyor. Önümüzdeki sezon yapılanmasını da düşündüğümüz zaman bir yerli stoper belki. Evet, federasyondan gelen bilgi
Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tabii isim veremem burada, federasyondan kimden gelen bilgidir isim veremem ama konuşulanlar doğru. Samsunspor'un transfer yasağı ertelendi diye net bilgi bana geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz zaten başladık transfer çalışmalarına. Biz transfer yapıyoruz şu anda. Ya şimdi burada da şöyle bir evet, son dakika bilgisi olarak bunu tekrar verelim. Evet. Futbol Federasyonu'ndan teyit edilmiş bilgi. Bilgi, Samsunspor'un transfer yasağı cezası ertelendi. Evet. Bu çok ya güzel bir haber. Kış transfer döneminde transfer yapabileceğiz. Bu bilgiyi direkt federasyondan aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Son dakika gelişmesi. Tabii biz kendimize mal etmeyelim bu işi. Ben çünkü bu konuda hassasımdır. İlk Nazım yazdı bunu. Nazım evet. Türkmez. Ardından Ertem Süzgün, Salim Manav onlar devam ettirdiler. Biz de o ara net bilgiye ulaşmak için uğraştık. Biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan net bilgiyi aldık. Samsunspor'un cezası cebinde duruyor ama ertelendi. Hatta bir bilgi daha verelim. KAS'tan karar, mahkeme tutanakları akşam üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na geliyor. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'na geliyor. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Samsunspor'a teyit ediliyor. Bu durum hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu güzel gelişme. Çok da ihtiyacımız vardı. Yani gerçekten ihtiyacımız vardı. Biz tamam takımı gazladık ettik. Takım da yani şunu da gerçekten söylemek lazım. Yani film bitmiyor herhalde. Şunu da söylemek lazım. Yani Marius'un ortaya koyduğu performansı gerçekten takdir etmek lazım. Bu kadar eleştirilerin arasında. İşte takımı sahiplenen Drongelen'i gerçekten takdir etmek lazım. Tebrik etmek, teşekkür etmek lazım. Onlar da çok güzel bir birliktelik ortaya koydular. Yani bugün bir yabancı oyuncunun attığı golden sonra daha hiç sevincini yaşamadan yedek kulübesine koşup oradaki A takımı içerisindeki birine sarılıp onun acısını paylaşması gerçekten bu takımın içerisinde taşların yerine oturduğunu gösteriyordu zaten. Ama transfer yasağında kalkması bu dönem çok iyi oldu. Şimdi eksiklerimiz var. İşte sol taraf, sağ taraf. Sol ön, sağ ön. Bunlar ana eksiklerimiz. Onun dışında ne yapılacaktır göreceğiz ama daha efektif bir 8 numara ve hücumu komple nasıl söyleyeyim bir Çıkalişi tarzı aldığında pozisyona girdiğinde fişi çekebilecek seviyede bir forvet bence transferi yapılacaktır. Yani 6-7 transfer yaparız diye düşünüyorum. Hani şöyle şimdi Marius'a teşekkür ettik. Gerçekten kendinden beklenenden fazla bir performans ortaya koydu. Ama onun da çok eksikleri var. Onun da gelişmesi için, o da genç bir oyuncu, onun da gelişmesi için önünde daha iyi bir forvet olması lazım. Örneğin maç 1-0, yani 15'te karşı karşıya kaldığı pozisyonuna tıklasa, erkenden 2 olsa maç şova dönecekken, işte oralarda eksik kalıyor Marius'ta. Ama onun dışında çalışkanlığı, gerçekten takıma katkısı, o formasına sarılması gerçekten takdir edilecek bir durum ama bu bölgelere de takviye gerekiyor mu? Gerekiyor. Değil mi Alper? Sol tarafa, sol beke, sağ beke. Sol öne, sağ öne. Kesinlikle. Orta kesinlikle. Sahaya, forvete takviye lazım. 5 veya 6 tane net transfer yapmamız lazım. Özellikle forvet, sol bek. Evet. Önümüzdeki sezonu planlamayı düşünüyorsak bir stoper. Hı hı. Yine sağ bek, yabancı oyuncularla eğer yollarımıza ayıracaksak iyi bir sağ bek oyuncusu. Mesela şu anda yazanlar var. Hani Beşiktaş'tan ayrılan Rozier'i yazanlar var mesela. Evet, oynayabilecek bir oyuncu. Yerli anlamında da yerli anlamında şey bizim aslında daha doğru isimlere yönlenmemiz lazım. Sağ kanat, sol kanat yani açıklar dediğimiz buralara kesinlikle bir transfer lazım. Şahsi kanatım bir yerli ve bir yabancı forvet. İki forvet. İki forvet. Yerli de şart. Bizim yerlide, yerli forvette de sıkıntımız var. Var var. Ercan'la falan. Ercan'la olacak iş değil. Yani daha efektif oynayan, ceza alanı içerisinde daha hareketli bir, macera aramayan bir forvete ihtiyacımız var. Tabii şu anda
Habibi Başşuay'ı aldık diye de tam olsun demişim, belli olmaz. Yani şu anda başkan transfer çalışmalarına başladı. Sayın Futbol Direktörü Fuat Çapa, icra kurulu üyeleri, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ve aynı zamanda Gistol şu anda büyük bir olasılıkla bir araya gelmişlerdir. Yani bir WhatsApp üzerinden veya Zoom toplantısı yapılmıştır şu anda. Bir ortak karar üzerinde hemen eldeki mevcut oyuncular, yani listedeki oyuncular üzerinden hızlı bir şekilde görüşmeler başlayabilir. Yani yerli ben şeyi falan da bekliyorum. Yani şimdi mesela dün ya bu kadar oluyor yani Umut Nayır mesela Fenerbahçe'den işte milli takım sürecini hızlandırmak için, milli takımda olabilmek için ayrılmak istediğini söylemiş. Aynı şekilde Batu Şua'yı yani Avrupa Şampiyonası'nda olmak için oynamam lazım. Önümde Dzeko var, gitmek istiyorum gibi. Ben Batu Şua'nın gelebileceğini düşünüyorum. Ki Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan bir Abubakar takası söz konusu. Onlar konuşuluyor. Yani Batu Şua'yı burada boşa düşebilir ama işte tercihini bizden yana kullanması için ciddi manada efor sarf etmemiz lazım orada ki oyuncunun derdi para değil. Değil. Milli takımda oynamak. Yani evet. Onun için onları şimdi bu bağlayacak hamleler yapmak lazım. Bu haber kulübe derken ne zaman... Nayır da Pendik Spor'a kiralanmış. Bu haber kulübe ne zaman iletildi diye sorulmuş. İlk karar Futbol Federasyonu'na iletiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na iletiliyor. Federasyon kulübü bu noktada bilgilendiriyor. Büyük ölçüde başkan ve kulüp tarafından da resmi bir açıklama önümüzdeki bir yarım saat veya 10-15 dakika, bir saat içerisinde yani yapılır. Şunu söyleyeyim, az önce gelen bilgi direkt Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Yazı bize ulaştı, biz de kulübe ilettik şeklinde. Hani evet. Karar net. Bunu söyleyelim, evet, karar evet. Net. Tam bizim dediğimize geldi aslında. Bak az önce dedik ya, Futbol Federasyonu burada hangi görevi üstlenmesi evet. gerekiyor diye. Karar Futbol Federasyonu'na gitmiş, erteleme kararı gitmiş. Bu çok önemli bir haber. Yani iyi bir iş başarıldı o zaman o noktada. Tabii. Eğer bunu yaptıysak yani. Evet, iyi bir iş başarıldı. Burada başkanı ve hani eleştirdiğimiz bir konuydu bu transfer süreci, evet. transfer yasal sürecini yönetemedikleriyle kaynaklı. Bu iyi bir haber. Yani umarım bu haberin önümüzdeki dönemle ilgili az önce bir cümle kullandın. Yani Futbol Federasyonu'na FIFA'ya bu konuyla ilgili doğru bir bilgilendirme yapıldıktan sonra belki transfer yasağı tamamen kaldıracağız. Yani. Hani çünkü önümüzde artık bir süreç var. Doğru bir süreç ilerletebiliriz. Şimdi alelacele almış olduğumuz belki bir savunmalar vardı. Şimdi o yok. Önümüzde ciddi bir savunma dönemi var. Bu noktada doğru evrakları doğru veya futbolcularla birlikte tekrar hani futbolcuyu ikna ederek bak ben senin paranı zaten ödedim. Gel sen şunu çek. Bizim hani futbol evet. bununla ilgili doğru bir anlaşmalar yapılabilirse. Ki alacak konusunda alacağı şey yok. Alan da yoktu. Yok yok alacağı sorun alan... işte oyuncuların burada yaşadıkları işte mobbing gibi veya onları fesih sürecine götüren işte yuhalama tesislerde işte onun gibi şeyler vardı. Parayla ilgili zaten bir şey yoktu. Bu arada hala soranlar var. Tahta mı açıldı diye. Evet. Samsun Spor'un 2 dönemlik transfer yasağı cezası bu kış transfer dönemini kapsamayacak. Hatta şu anda Samsun Spor Kulübü'nde de transfer hareketliliği başladı. Başkan bu işin ışığını yaktı diyebiliriz. Böyle güzel bir bilgi bizde tam yayına girecekken gerçekten her yerden bir şey geliyor güzel şu anda. Bizde tabii gözümüz telefonda evet, kusura evet. bakmayın. Yani her taraftan net bilgileri almaya çalışıyor şu anda. En net bilgiyi az önce verdim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili. Evet yazı bize ulaştı. Biz de kulübe gönderdik dedi. Başkanın da ilk açıklaması benim için hiç sürpriz olmadı. Ben zaten bu cezanın kalkacağını bekliyordum. Ekibimle birlikte güzel bir çalışma yürüttük. Cezayı öteledik dedi. Bunlar resmi ağızlardan evet. gelen açıklamalar. Az sonra Samsun Spor Kulübü de konuyla resmi ilgili açıklama resmi açıklamayı yapacaktır. Biz tabii transfere başladık az önce Alper'le birlikte. Ne yaparız, ne ederiz diye ama eksik 5-6 bölgemiz var. Takviye yapılması gereken. Tabii burada kulüp yani daha çok inisiyatif alıp yani iki dönemde yasağım olacak deyip sayıyı arttırır mı bilemiyorum ama yani transfer diye bağıran sağ bek sol bek. Değil mi? Forvet sağ ön.
Yani forvet. Şimdi Fofana'nın veya... Ya Fofana seneye yaşlanıyor. Yok şöyle, Fofana kalibresindeki bir oyuncunun ne anlama geldiğini Sivas Spor maçında gördük. 15 dakikada maçı çözdü Fofana. 15 dakikada maçı çözdü. Erken gol, onun önderliğinde. Erken rakip Marius'u pozisyona sokmalar. Bir anda rakibin bütün dengesini aldı götürdü. İşte o tarz bir oyuncu. Sağ tarafta mesela sezon başından bu yana hep bir sağ kanat eksikliğimiz var. Kingsley denendi, olmadı. Emre gitti, oraya olmadı. Carlo gitti, olmadı. Muhammed Gümüşkaya'yı bile denedik, orada olmadı. Onun için sol bek, sağ bek, sol ön, sağ ön, bunlar en çok bağıran noktalar. Tahiti daha efektif kullanmak için Çakı gibi bir 6 numara ya da daha efektif bir 8 numara. Bir de forvet. Eksikler bunlar. Yani bugün Samsun Spor taraftarının da eksik noktalar konusunda birleştiği bölgeler bunlar. Fofana'nın durumunu soranlar var. Onu da sordum. Bugün MR'ı çekildi. MR'ı ile ilgili akşam üzeri gidebilmiş MR'a. MR'ı ile ilgili kulübe gelecek bilgi bekleniyor. Fofana da biliyorsunuz sakatlanarak çıktı karşılaşmadan. Onun durumu da önemli bizim için ama Alanya Spor maçının kadrosunda, çarşamba günü oynayacak kupa maçının kadrosunda da Fofana yok. Onu da belirtelim, o bilgiyi de verelim. Fofana'nın durumu da gelecek MR bilgisinin ardından belli olacak. Bu arada haftanın son maçı Galatasaray Kayseri Spor önünde ilk devreyi 1-0 önde kapattı sevgili izleyenler. Bizim sıralamamızla çok ilgisi yok. Kayseri Spor'da üst tarafımızda, Galatasaray'da haliyle öyle. Biz 17. sırada girdiğimiz haftayı aldığımız galibiyet ve rakiplerimizin aldığı sonuçlarla 15. sırada bu sezonu ilk kez ateş altının dışında kapatmış olduk. Evet Alper. Vallahi ben birazdan bir transfer haberi vereceğim. Aha, ilk transfer haberi geliyor. İsimle, hemen paylaş arkadaşlar, lütfen yayını beğenip paylaşalım. Günden çok teyit bekliyorum. Evet. Eğer o teyit gelirse ilk transferi de veriyoruz yani. O kadar hızlı yani ki. Geçenlerde bir bilgi almıştım. İsmi ben sadece hani şimdi söylemem doğru olmaz. Hani başkanın da bir yemek yediği, sohbet ettiği, o futbolcuyla bir araya geldiği konusunda İstanbul'da. Şimdi bakalım, eğer teyit edebilirsem o bilgiyi veririm. Evet, o bilgi teyit edilince verilecek ama teyit ettiğimiz bilgi şu, yeniden açanlar için söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu'na gelen yazı üzerine Samsun Spor'un transfer yasağı cezası bu kış transfer dönemini kapsamayacak. Yani Samsun Spor bu ara transfer döneminde transfer gerçekleştirebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu da kendisine gelen bu yazıyı Samsun Spor kulübüne iletti. Hatta az önce Sayın Başkan'ın ilk yorumunu, ilk mesajını da okuduk sizlere. Bu karar benim için hiç sürpriz olmadı. Ekibimle birlikte uzun süredir bu karar için çalışıyordum. Karar ertelendi diye. Şimdi Hulk herkes yazıyor şimdi. Evet. Acil bir sol bek alınması lazım diye mesela. Ha, değil mi? Herkesin gözünün içine baka baka. Yazın arkadaşlar, eksiklerimizi konuşalım, eksik bölgeleri. Evet, evet. Yani acil sol bek, az önce ben de söyledim. Acil olarak bağıra çağıra sol bek, sağ bek, sol ön, sağ ön. Bunlar gerçekten acil nokta atışı yapmamız gereken transferler. Onun dışında bitirici bir forvet ve orta sahada şart. Evet Alper, geliyor mu bilgi? Şöyle söyleyeyim. Başkan, yani bak mesajı okuyorum. Trabzonspor'dan iki tane futbolcuyla görüşüyor. Biri Türk, biri yabancı. Evet. Batu Şahin'le de tekrar görüşülmüş. Menajeri pek sıcak bakmıyormuş olaya. Ama başkan ben bu işi bitireceğim diyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi Alper'e bir daha tekrarlatacağım bu söylediklerini. Evet. Sizden şunu rica ediyorum. Lütfen yayınımızı beğenip paylaşalım. Transfer tahtamız açıldı. İlk transfer bilgilerini veriyoruz. Evet. Bunlar gerçekten çok değerli, önemli bilgiler. Alper, yerli oyuncuyu biliyorum. Herkese tahmin edebilir yerli oyuncuyu. Trabzonspor'daki yerli oyuncuyu. Ben isim vermeyeyim şimdi. Trabzonspor'da bir yerli ve bir yabancı oyuncuyla görüşülüyor. Batu Şahin'in menajeri
Samspor'a sıcak gelmesine bakmıyor. Yani Samspor'a gelmesine bakmıyor. Evet. Ama başkan ben bu işi bitireceğim demiş. Batu Şahin konusu. Hadi bakalım inşallah. Evet şimdi yani aldığım net bilgi bu şu anda. Hani Trabzonspor'daki futbolcuyu söyleyeyim. Umut Bozok çok konuşuluyor. Evet. Umut Bozok ismi çok konuşuluyor. Büyük bir olasılıkla da yerli golcü anlamında Umut Bozok ismi çok ön planda. Katkı sağlar. Abdullah Avcı'yla da bu ara bir problem içerisinde. Evet. Artı bir de Trabzonspor'dan yabancı bir oyuncuyla görüşülüyor. Yine tekrarlıyorum. Batu Şahin konusunda menajeri olaya pek sıcak bakmıyor transferi ama başkan Trabzonspor'a gelmesine sıcak bakmıyor. Ama başkan bu işi ben bitireceğim. Bu işi sonunu getireceğim diye razı edeceğim demiş. Yani ben bu işi bitireceğim demiş. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Akşamın belki de en müjdeli haberiydi. Transfer tahtasının açıldığı. Bizler de sizlere ilk transferleri, ilk dedikoduları vermeye başladık. Samsunspor şu anda Trabzonspor'dan iki oyuncuyla görüşme halinde. Biri yerli, biri yabancı. Az önce Alper'in verdiği bilgi, yerli oyuncu Umut Bozok olduğunu öğrendik. Yine daha önce de ekranda ifade etmiştik. Pardon, şöyle yanlış yazmış. Oyuncu istemiyor da menajeri ikna edecekmiş. Yani menajeri de ikna etmek istiyormuş oyuncuyu. Hem başkan hem menajeri. Batu Şahin için. Konusunda da daha önce de bunu ifade evet. etmiştik. Hatta o zaman da söylemiştik. Evet yani aynısı. Çok sıcak bakmıyor gelmeye ikna Pardon yanlış yazmış. Diye. İfadeye yanlış yazmış. Hem menajeri hem de başkan Batu Şahin'i ikna etmek için bütün imkanları seferber ediyorlarmış şu an. Duydunuz arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe'den yanlış bilgi vermiş Batu olmayalım. Şahin. Şu anda hem menajeri hem de Sayın Başkan Yüksel Yıldırım tarafından Samsunspor'a gelmesi konusunda ikna edilmeye çalışılıyor. Şunu da net bir şekilde biliyoruz. Batu Şua'yı önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok ciddi katkı sağlar. Bir, iki, kendini gösterirse dediğim gibi Avrupa Şampiyonası kapısını açar. Gider. Yani o da onun için hatta Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini ifade etmiş. Kulüp bakıyor. Oynayabileceği iddialı bir kulübe gelmek istiyor. Ne güzel Samsunspor'da ivmeyi yakalamış. Ligde de yukarıya doğru giderken Batu Şua'yı gelebilir buraya. Bekleriz. Yani. Şimdi doğru. Bu evet, güzel haberler. Yani bunlar hatta biz Trabzon maçından sonra mı konuşmuştuk seninle? Hatta bir gazeteci arkadaşımızla birlikte yine. Ya şu Trabzonspor'dan aslında bir iki tanesini alabiliriz diye. Alabilsek diye ondan sonra. Demek ki bize de Allah söyletmiş onları. Ya yani. Şu anda zaten bak Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe'de çok bir hareketlilik yok da Bonucci'yi aldılar, bitirdiler belki de transferi. İşte Abubakar takası olacak Beşiktaş'ta ama Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş'ta gündem abi transfer. Gidecek olanlar, gitmek isteyenler, transfer edilmek isteyenler. İşte bu arada biz de kadromuza kaliteli isimleri katabiliriz. Tabii şu da var. Gerçekten fark yaratacak isim almamız lazım. Yani ben bir örnek verdim ya burada. Yani havaalanında 5000 kişi karşı. Ya öyle bir isim gelecek ki sen hiç çağrı yapmadan havaalanına 5000 kişi gidecek o oyuncuyu karşılamaya. Böyle oyuncular alınması lazım. Bu anlamda Batu Şua ismi de herkesi heyecanlandıracak. Sosyal medyada sevgili başkan adına sahte hesapları gördüm açıldık. De, evet. İşte, arkadaşlar başkanın hesabını biliyorsunuz. YY Altire Samsun'du değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O hesaptan gelecek. Ya da, gerçi bunu başkan ve kulüp aynı anda mı paylaşır bilmiyorum. Ama yine ben tekrar edeyim. Trabzonspor'dan bir yerli bir yabancı oyuncuyla başkanın görüştüğü ve transferini bitirmek üzere çalışma yaptığını yine Batu Şahin'in de gelmesi için menajeriyle birlikte bu transferi bitirmek için yoğun mesai yaptıklarını ve ikna edip getirebilmek için yoğun mesai yaptıklarıyla ilgili net bilgiyi paylaşabilirim sizinle. İki yorum okuyayım. Tweet daha doğrusu. Birisi İnanç iyi arkadaşımdır İnanç Armankaya. Hatta onun bir tespitini söyleyecektim. Sivas Spor maçını konuşurken. Tabii çok heyecanlı girdik yayına. Şimdi de maç öncesi kadrolar açıklanınca İnanç şöyle yazdı. Yani Alaaddin'le Fofana'nın maçı olacak. Fofana Alaaddin'i mahveder. Maçı erkenden çözeriz gibi bir tweet evet. attı. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi İnanç yazmış ki 10 tane Kingsley gelecekse ne olur transfer tahtası kapansın demiş. Gerçekten öyle.
nokta transfer, A kalitesi. Hatta Adem abi, o da Adem Kurukay, o da o vurguyu yapıyor. A kalite isim. Az önce söyledim ya, sen çağrı yapmadan havaalanına 5000 kişiyi getirecek bir isim. Sence başkan bu sefer yapmaz mı onu? Yapar. Artık yapmalı yani. Yani başkan yapmaz mı? Bence net yani bir şekilde yapar. Gereken dersi de bundan evet. Önceki hem transfer dönemlerinde... Bak burada şöyle bir durum da söz konusu. A kalite. Başkanın şöyle bir durum da söz konusu burada şimdi. Başkan bu transfer yasağı ortaya çıktıktan sonra yani yanına dersini almış durumda. Evet. Hata yapma şansı yok. Hani gidip de böyle bize Tolcay Ciğerciler, Ahmet Ciğerciler, bilmem ne... Yok, başkan hata yapmamak zorunda. Aynen öyle. Ve benim inancım da şu. Gusto zaten o transfere izin vermez. Bak Gusto da o transferlere izin vermez. Yani almayın der, yapmayın, bunu yapmayın der mesela. Getirmeyin. Çünkü Gusto bu takımla birlikte yol devam edecekti. Ya Gusto çok büyük iş başarıyor. Tabii yani bu takımla birlikte transfer yasağı açılmasaydı, tatlak açılmasaydı... Gusto bu takımla birlikte devam edecekti. Eğer bu takıma 4-5 tane nokta transfer yapılmazsa Gusto buna zaten izin vereceğini ben zannetmiyorum. Yani yapmayın transfer der. Futbolcuya prim olarak ödeyin der. Ligde kalma parası verin, ilk 10 parası verin, bir şey parası verin der. Onun için zaten başkan ve ekibinin ciddi bir transfer süreci yöneteceklerini düşünüyorum. Ki yaklaşık 1-1,5 aydan beri de bununla ilgili ciddi bir şey vardı. Çalışma vardı. Liste hazırdı. Birçok oyuncuyla temas edilmişti. Şimdi bakan bu yazanlar var. Ayrılmak ister mi de alınamaz mı diye. Başkan bu saatten sonra dediğin gibi bu tarz isimlere yönlenmek zorunda. Şimdi başkan Batu Şahin'e transferini bitirebileceğine inanıyorsa bitirmek zorunda bu saatten evet. Sonra. 3'üne 5'ine bakmayacak. Aynen öyle. Çünkü bu fırsat senin eline bir daha gelme şansı yok. Bu yıl bir şans doğmuş senin eline. Hı hı. Takım da ateş hattından çıkmış. Havası da yerinde. Yaparsın 3-4 tane böyle A kalite transfer. Bu sefer takımı farklı konuşmaya başlarız. Kesinlikle ki... Ben bu noktada başkanın yani cömert davranacağını düşünüyorum. Cömert davranmalı zaten. Cömert davranmalı. Bu arada gerçekten özür diliyorum. Bir anda son dakika gelişmeleri için hani haber alıyoruz kaynaklarımızdan. Onun için belki biraz telefona daldık. Evet evet. Ben de o noktada. Hani onun için transfer noktasında çok ciddi bir sol bek ihtiyacımız var. Çok ciddi bir sağ bek ihtiyacımız evet. Var. Aynı şekilde sağ ve sol açıklara oyuncu ihtiyacımız var. Yerli ve yabancı forvete ihtiyacımız var. Yapabiliyorsak bir tane de yerli stoper isterim ben. Hı hı. Yapabiliyorsak yani bütçe anlamında da başkanı zorlamayacaksa çünkü devre arası transferler biraz tuzlu olur, külfetli olur. Hele bir de bizimki tabii, gerçekten tabii. Tuzlu olacak. Çok A kaliteli yani, isimlerin peşine düşmek istiyorsa. Belki başkanın gerçekten bütçe biraz şaşacak. Tabii. Yani ama hani diğer iki dönemde transfer yapamayacağımızı da düşünürsek artık o parayı da burada harcayabiliriz yani öyle bir şimdi dolayısıyla da yani yapabiliyorsak bir tane de yerli stoperle bu işi sonunu tatlıya bağlayabiliriz. Evet. Ama gönderilecek isimler de çok önemli. Şimdi Laura'nın sözleşmesini dondurtturabilirsin. Nanu Kingsley ikisi birden mi ayrılacak? Ayrılacaksa bu adamların parasını vereceksin. Bonservislerini ödeyeceksin. Tabii bir de günler yandı. Tabii bunları ödeyeceksin. Yani. Şimdi Nentcan mesela Kamerun milli takımda şu anda ilk 11'de çıkıyormuş. Başka yabancılarımızdan evet, kim milli var? Milli takım derken Kingsley kadroda yoktu. Ghana yenildi. Nanu kadrodaydı oynamadı. Neydi? Guinea-Bissau milli takımı da kaybetti. İkisi ilk maçlarını kaybettiler. Enchem 11'de mi? Enchem 11'de oynuyormuş şu anda. Yani şimdi bizde başka gönderebilecek yabancılar kimler? Masaya yatırmak lazım. Yani yani ayrılmamız gerektiğinde kimlerle ayrılabiliriz? Mesela şimdi az önce konuştuk ama bir Suzumski ayrılığı da olabilir. Bak bu da olabilir. Yabancı kontenjanı açabilmek için. Orada Halil Yeral var. Bir de genç bir kaleci daha var. Hani... Yani çünkü yabancıda çok sıkıntı yaşarsak kaleye, yani takviye yapmadan
Sonuç tabii tabii. Gönderemeyiz. Yerli bir yani yerli bir Halil için iyi bir kaleci diyorlar. Halil Yerel için. Yani, genç dinamik iyi, iyi bir kaleci. Kaleci de yani Süper Lig'i şimdi ama yabancı kontenjanını evet, açmak. 11'de yani 1-1 beraber. Şimdi yabancı kontenjanını açman lazım. Baktığımızda. Ha Dimata'yla yollar ayrılabilir mi? Batuşa'yı bir isim alacaksan Dimata'yla yollarını ayırabilirsin. Ben de şimdi listeyi açacağım. Dimata yani iyi bir 6 alacaksan Benasere de gönderebilirsin. Abi Benasere sezon başı gönderiyordun. Şu anda ilk 11'de oynatıyorsun adamı. Ya vazgeçilmez oyuncu Taylan'ı şu anda. Taylan'ı da kesti kendi oynuyor. He yani. Kendi kesti ama oynuyor. Yani oraya öyle bir oyuncu alacaksan onu da şimdi kim var? Sumski. Sumski yani kaleci almadan Halil'e falan güvenerek Sumski gönderilmez. Sadka Drongelen yani kalır. Drongelen zaten rüştünü ortaya koydu diyebiliriz. Sadka'da da ciddi bir toparlanma var. İşte Bola hani bir soru işaretini Bola'ya koyabiliriz. Daha tam hani ne vereceğini göremedik. Nano'yu zaten direkt liste başı yazıyoruz gidebilecek oyunculardan. Tait, Encham onlar zaten elde. Benasere de soru işareti koyuyorum şu anda. Bence Benasere'le ayrılmazlar. Holse ayrılmaz. Tabii ki kalacak. Marius kalır. Dediğin gibi Dimata soru işareti. Kingsley direkt yazıyorum ona da. Ya bu zamana kadar vermeyeni bu saatten sonra zaten şey yapamayız. Ha şöyle burayı toparlayabiliriz. Nano Kingsley'i gönderip Laura'yı da kırmadan dondurursak aynı şekilde ödemelerini yaparak onu da dondurursan 3 yabancı kontenjanı açmış oluyorsun kendine. Duruma göre buradan bana en yakın isim kim dersen çok kariyerli bir forvet alacaksan tabii Dimata'yı gönderebilirsin. Yerli de alacaksın, evet. Yerli yabancı alacaksın. Bence oradaki en iyi alternatiflerden biri Dimata. Ama bence Benacer bana sorarsan. Benacer göndermezler abi. Alırsan adam niye gönder? Niye alacaksın abi? 6 numara nereden bulacaksın bu saatte? Bulacaksın abi. Nereden yok? 6 numara bulmak kolay mı? Nereden yok? Gideceksin. Talip olup alıp geleceksin artık. Ya parasına da bakmayacaksın ya. İş Crespo'yu yazıyorlar da Crespo falan olmaz. Olur. Herhalde Crespo Abubakar takası olacak ya Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında. Yani konuşulan dedikodu da o yönde. Herhalde öyle bir şey olacak. Takas sen olacak benim dediğimi gibi. Unutma. Yaz bir yere. Suzumski de oynamak istiyor. Tamam. Yani yerli bir alternatif kaleci bulabilirsen var mı? Yani böyle yerli alabileceğin. Ya mesela parayı basacağın için Ali Şaşalım abi Şaşalım. Yani çok şey yani. Yani bizim şu anda yabancı kontenjanımızı Somski aslında dolduruyor baktığında. Şu da var. Şimdi Kemal abi yazdı. Az önce söyledik aynı şeyi ama bir daha onu da söyleyelim. Hı. Abi gönderdiğini de İkna ederek gönder. Çiçeklerle göndereceksin. O ne ayrı mesele. Bu var 500 alsan 600. Bu saatten sonra artık yok. İşte sana ben para vermiyorum. Ne halin varsa gör mevzusu değil. Çağıracaksın. Güzel güzel. Can gel sen 500 mi alacağım var. Gel şu işi 350'ye bağlayalım. Al şu sözleşmeyi imzala. Yok mu 350? Al 500. 500'den de göndereceksin. Yapacak bir şey yok ya bu saatten sonra. Dimata'yı lütfen futbolcu diye konuşmayacak konuşuyoruz abi. Salzburg'un şey lisanslı futbolcusu şimdi adam da şey. Yani biz de silince herkesi silince bir karar verdi. Şimdi transfer yasağını açtık ya. Herkesi silmeye başladık. Pata 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 siliyoruz herkesi. Tabii yine ben bilgi verim. Mesela Mehmet Aydın yazmış. Bola, Nanu, Laura, Dimata, Kingsley ve Suzumski. Erzurum'daki Göktuğ iyi kaleci demiş. Çok şey değil. Altay'dan Erce ayrılmak istiyor. Katabiliriz kadroya. Hatay'dan. Hatay değil mi? Doğru söyledin değil mi? Hatay'dan Erce ayrılmak istiyor. Katabiliriz. Suzumski'ye de oynayabileceği bir takım tavsiye edebiliriz. Ayrılabilir ki bence Suzumski ayrılmaya hazır şu anda. Bana öyle geliyor. Çünkü hiç forma şansı bulamıyor. Yani oynayacak işte çarşamba günü. Okan'ın yedek kalecisi pozisyonu düştü. Geçen sene senin şampiyon takımın kalecisi bu sonuçta. Ki Okan'ı sezon başında en çok eleştirenlerden biriydik ama bu noktada şu anda son 3 haftada 4 haftada ciddi performans şimdi tavan yaptı. Okan alındığında ne dedik? Yani yerli olarak alınabilecek en iyi alternatiflerden birini aldık dedik. Kötü başladı işte. Kötü dedik yani buna diyecek bir şey yok. Evet. Anlık performansını değerlendirdik sezon başı. Şu anda da gerçekten
Yani hani Allah nazarlardan saklasın tabii, der tabii, ya, tabii, öyle tabii, bir tabii. performansı Kesinlikle var. öyle, kesinlikle öyle. Çok iyi gidiyor yani. Ama Sumski konusunda iyi bir yerli alternatif, hani Allah göstermesin bir sakatlık pozisyonunda aratmayacak, seni sıkıntıya sokmayacak bir yerli alabilirsen tabii gönderebilirsin Sumski'yi. Ama onun dışında daha yakın isimler Nano Kingsley, Laura, Tabii yabancılar... Dimata, yani onlarla bu şöyle bir de daha rahat çözüyorsun. Şeyi göndereceksin, yerine adam alacaksın. Soner Gönül'ü gönderir misin? Abi Soner Gönül, zaten gerçekten şunu söyleyeyim mi? O, ya bunları konuşurken Soner için de üzülüyorum ama ya şu Süper Lig yapılanmasının içerisinde Soner Gönül olması zaten bir hata. Allah'tan vardı ama. Abi kim oynasa oynardı o kadar. Ya. Bola keşke oynayamaz. Enes oynasaydı. Ama Bola da sakatlandı işte. Bola sakatlandıktan sonra Soner oynamaya başladı zaten. Keşke, ben hep söylüyorum. Yani bu da Hüseyin Hoca'nın adını bir kez daha almış olalım buradan. Keşke geçen yıl şampiyon olduktan sonra rekor peşine gitmeseydik de biz Haluk Mustafa'yla Enes'i oynatıp maç tecrübesi kazandırsaydık onlara. Keşke. Evet, bir not. Başkanın aklındaki transfer listesini yazıyorum. Yani görüştüğü şey, şimdi transfer komitesinin başkan Fuat Çapa ve şeyin 6 numara, 8 numara, santrafor, kanat oyuncusu. Evet. Bu isimlerle şu anda bu mevkilerdeki oyuncularla görüşüyorlarmış. İsmi söylemeyin. Bir isimle anlaşmışlar. Fenerbahçe'de forma giyiyor. Batu Şahı değil. Hay maşallah diyelim akşam akşam. 6 ve 8 numara oynuyor. Mert Hakan mı geliyor? Zaten Mert Hakan Yandaş bugün Fenerbahçe şeyini silmiş ya profilinden, o mu? Evet. Evet, bak büyük ölçü, büyük ölçüde anlaşılmış Mert Hakan'la. Çok çok ciddi katkı sağlar. Yani net söyleyeyim. Ben bu an, şu anda bu bana şey, başkana çok yakın olan, evet, süreci çok iyi takip edenlerden edinmiş. İsmini vermem doğru olmaz, etik olmaz. Mert Hakan'la büyük ihtimal anlaşılmış. Hı hı. 6, 8... Onun için de Ankara Gücü deniyordu. Yani Emre çok bastırabilir o konuda. 6, 8 santrafor ve kanat oyuncusu noktasında başkanın büyük bir çalışma içerisinde olduğunu, yine aynı şekilde bu noktada futbol direktörü Fuat Çapa ve scout ekibiyle birlikte bu haberi de size vermiş olayım. Olalım. Teşekkür ediyorum. Tabii Mert Hakan çok önemli bir isim. Sezon başı da hatırlarsın. Çok önemli bir burada isim. Yani herkes burun kıvırıyordu ama Serdar Dursun'la Mert Hakan yandı. Keşke sezon başı alabilseydik. Şimdi burada şöyle bir şey var. Başkan ciddi düğmeye basmış. Bütün alternatifler, bütün isimler. Yok, şuradan anlıyoruz. Başkan daha tweet atmadan çalışmalara başladı. Tabii tabii. Yani. Bütün çalışmalar şu anda başlamış. Düğmeye her türlü basılmış. Evet. Çok... önemli. Şimdi hani bir yandan da bilgiler geliyor. Onları değerlendiriyoruz. Evet. Ertan Süzgün bir tweet paylaşmış galiba. Ne yazmış? Bakalım hemen. Transfer mi yazmış? Hulk'la prensip anlaşmasına varıldı diye Samsun Spor. Ertan Süzgün de ne zamandır suskundu. Bakıyorum şu anda. Samsun Spor'un yok, şu anda öyle bir şey yazmamış. Ya şu anda Hulk'la hemen gidip anlaşılacak kadar bir vakit geçmedi. Belki ilk temas yok, kurulabilir. Şöyle, şu anda yani Ertan Süzgün'ün de böyle bir gelişme paylaşması yok. Onu da söyleyelim. Yani hani şey yapmayalım. O da transfer yasağının kalkmadığı, ertelendiği yönünde bir paylaşım var. Onu söylemek lazım. Ama demin Mert Hakan ismini söyledi. Faydalı olabilecek bir oyuncu. Aynı şekilde sezon başı da yine gündeme gelmişti Serdar Dursun. Keşke alınsaydı sezon başında Serdar Dursun. Sivas Spor galibiyetinde, bilmiyorum yani sağ içine baktığınızda bunu net bir şekilde görebildiniz mi?
özellikle yerli oyuncuların çok ciddi reaksiyon verdiğini gördük. Zeki'nin önderliğinde bakın. Emre Kılınç'ın ekstra koşuları, Zeki'nin o yaşa rağmen ekstra performansı. Yani burada Mert Hakan gibi aldığında işte senin formana o aidiyet duygusunu benimsemiş oyuncuların sana katacağı şey gerçekten yabancı oyunculardan daha fazla. Hele bu tarz kritik durumlarda. Onun için yani bilmiyorum sezon başı neden çok şey yapılmıyordu. Taraftar neden çok istemedi ama ben Mert Hakan ismine sıcağım. Emre Mor yazanlar var. İnşallah olmaz. Bak inşallah olmaz. Ya Emre Mor falan. Yani Emre Mor gibi gittiği her takımda sorun yaşayacak oyuncular şu bölümde iyi giden takımı da bozar. Emre ama Mor başkan yani Emre Mor'u da yani şimdi bir tabir kullanacaktım ama menajerleri bir yere göndermeye çalışıyor yani. Hala para kazanmak için. Fener'de değil mi şu an? Karagümrük konuşuluyordu bir ara tekrar dönecek falan. Diyorum ya bir yerlere şu anda onu vermenin peşindeler Emre Mor'u aman diyeyim. Yani Emre Mor gibi gittikleri her takımda sorun yaşamış oyuncular şu andaki takımımızda bozarlar. Hiç gerek yok. Ama Mert Hakan ismini gerçekten sıcak bakarım. Takım bütünlüğü açısından. Fener'de de İsmail Yüksek falan konuşuluyor yani şey, gidecek oyuncular bize gelecek değil de gidecek oyuncular arasında şu anda önüme o düştü. Bir yandan da lige dönelim. Kayseri Spor attı 1-1. Galatasaray Kayseri Spor maçı maçla 1-1. Beraber etmişti değil mi? Evet. Galatasaray ilk puan kaybı mıydı? Zaten ilk puan kaybına ilk hafta ilk haftaydı zaten. Abi öyle bir şey oldu ki 3 günde bir maç oynuyorsun. Deplasmanı mı attı Kayseri? Evet, Kayseri attı 1-1. Bakalım ne olacak o maçta da göreceğiz. Tabii şimdi başkan atmadı değil mi tweet? Şu anda herhangi ya da kulüpten şey resmi bilgilendirme yok. Ben de ona bakıyorum. Herhangi bir şey var mı diye. Şu anda kulüpten yapılan resmi bir açıklama yok ama ben resmi kaynaklardan öğrendiğimiz bilgi transfer yasağının kalktığı yönünde arkadaşlar. Ertelendiği yönünde daha doğrusu öyle ifade edelim. Furman da bizim yayını izliyor herhalde. Verdiğimiz bilgileri anında paylaşıyor. Furkan'a da selam olsun buradan. Bir yandan tabii bakıyorum yazarlara herhangi bir şey var mı diye. Şu anda transfer konusunda herhangi bir şey yok. Ama az önce Alper'in verdiği bilgi değerli. 6 numara, 8 numara, kanatlar ve santrafor. Bu noktada şu başkan yoğunlaşmış. Yoğunlaştığımız yani transfer komitesiyle birlikte işte futbol direktörü Fuat Çapa, scout ekibi, başkan ve icra kurulu üyeleri aynı şekilde bu noktada transfer sürecini başlatmış durumdalar. Tabii elde bununla ilgili bir çalışma da vardı sonuçta. Tabii. Yapılmış bir çalışma da vardı. Hani zaman kaybetme durumu söz konusu değil. Elimizi hızlı çabuk tutabileceğimiz bir dönem. Evet. Çalışma vardı. O isimler üzerinden transfer süreci başlatılacaktır. Önemli isimlerle görüşülüyor. Yani az önce söyledik tekrar. Evet. Trabzonspor'dan bir yabancı ve bir yerli oyuncuyla görüşülüyor. Aynı Umut Bozok. Dedik. Umut Bozok ismi ön plana çıkmıştı. Daha önceden de konuşulan bir isimdi. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş değil mi? Mert Hakan Yandaş. O isimle görüşülüyor. Aynı zamanda Batshuayi'nin transferi içinde başkan ve Batshuayi'nin menajeri oyuncuyu ikna etmek için bütün imkanlarını seferber etmek durumunda. Ve şu anda başkan bu noktada ciddi bir çalışma. Bu güzel haberler bunlar. Şimdi Oğuz Özer Bey yazmış, güzel yazmış. İnşallah başkan o eksik bölgelere bekleri de ekler, ona göre takviye yapılır diye. Kanat oyuncuları derken, derken büyük bir o kanatları tamamen düşünmüş olabilirler. Olabilir. Hani çünkü ben de az önce dedim ya sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık. Buraya dört isim şart baktığımızda. Evet. Alabiliyorsak bir yerli stoperden söz ettik işte. Ama 6-8 numara oynayacak olan Mert Hakan Yandaş ismi gelirse Banaser'le yollar ayrılabilir mi yabancı kontenjanı atmak için? Bir soru işareti ama şimdi Mert Hakan Yandaş ismi önemli bir isim. Kesinlikle. Umut Bozok yerli anlamında alabileceğin önemli isimler, değerli bir isimlerden ihtiyacı olan.
Batu Şahit transferini bitirirsen zaten havaalanında 5000 kişi karşılarsın hep birlikte. Onu da omuzlarda taşımak da zor olur kardeşim ya. Çok iri ya. Diyorum ya, işte öyle isim almamız da A kalite. Yani o isim çok değerli olur. Trabzonspor'dan görüşülen bir yabancı oyuncu varmış. Bilmiyorum onun ismini daha henüz teyit edemedim. Bilemiyorum o büyük ölçüde. Onu nereye düşünebilir? Nereye düşünebilir yabancı oradan? Trabzonspor'dan. Ne mevki? Yok, mevki yok işte. Yani hani Trabzon'dan biz kimi alabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Yani ayrılmak isteyen oyuncular da var orada. Yani iyi bir isim oradan gelebilir mi? Bilemiyorum. Gelebilir. Ya zaten iyi isim gelmez lazım. Yurt dışından bir transfer olur mu? Fuat Hoca birkaç defa Belçika'ya ve nereye gitmişti bir de? Belçika'ya. Ya o bölgeye gitti. O bölgeye gitti. Birkaç oyuncuyu izlemişlerdi. Fransa'ya da gittiler. Evet. Orada bir isim olabilir mi? O taraflardan gelebilecek olan bir isim. Olabilir. Niye olmasın? Bakalım. Zaten hem yani buraya gelirken de hem Marcus Gistol'ün hem Fuat Hoca'nın bir oyuncu portföyü zaten vardı ellerinde. Evet. Onları zaten sürekli takip ediyorlar, takip ettiriyorlar. Ki transfer yasağı cezası... Enis Badri'yi diyorlar. Enis Badri Trabzonspor'a ne oynuyor ki? Ya çok, diyorum ya, çok gitmek isteyen oyuncu da var Trabzon'da. Badri yani o da ne oynuyor bize acaba? Katkı hangisi sağlayabilecek oyunculardan... Kanat oyuncusu mu ne acaba? Birisi olabilir. Yani özellikle Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray çok hareketli. Yani... Başkan onlarla yakın temasları da var. Evet. Dursun Özbek'le yine aynı şekilde 8 numara oynuyormuş. Evet, Enis Badri. 8 numara oynuyormuş. Makedon oyuncu. Ali Koç'la, Sayın Ali Koç'la, Sayın Dursun Özbek'le başkanın çok yakın temasları var. Tabii buradan ayrılmak isteyen oyuncular nezdinde bizim işimize yarayabilecek, yani bize nokta transfer olacak olan isimlerle de başkan mutlaka görüşüp bir şey yapacaktır. Sonuçlandırma yapacaktır. Mert Hakan'daş, Batu Şahin, bunlar Galatasaray'da var mı öyle şu anda işte bakan bu? Bilmiyorum hani düşünülebilir mi? Ama hani Batu Şahin varken de bakan bunu istemem, açık söyleyeyim yani. Batu Şahin al bitir işi. Yani o noktada çok ciddi katkı sağlar bize. Öyle düşünüyorum. Bakan bu da olur canım. Yani şey değil. Ama Batu Şahin daha fazla süre aldı. Yani daha hazır gibi. Bakan bu da çok... Vallahi ben başkandan gelecek olan açıklamayı bekliyorum açıkçası. Yani kulüpten gelecek olan açıklamayı bekliyorum. Oradan sonra bakalım. Ve isimler ön plana daha da çıktıktan sonra kamuoyuyla, camiayla birlikte paylaşırız bu isimleri. Bugün itibariyle transfere yeniden başladık arkadaşlar. Evet. İlk isimleri de verdik. Tabii yeni açanlar, net bilgi isteyenler de var. Samsun Spor'un transfer, iki dönemlik transfer yasağı cezası bu dönemi kapsamayacak. Kış transfer döneminde transfer yapabilecek Samsun Spor. Tabii KAS'tan henüz bu transfer yasağı için gerekçeli karar Samsun Spor Kulübü'ne ve Türkiye Futbol Federasyonu'na henüz ulaşmamıştı. Bunu da fırsat bilen Samsun Spor avukatları en azından cezayı ertelemek adına görüşmelerini sürdürüyordu. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili resmi yazı ulaştı ve Samsun Spor'un iki dönemlik transfer yasağı cezası cebinde ama kış transfer dönemini kapsamayacak. Yani Samsun Spor transfer yapabilecek. Biz de bu bilgiyle girdik yayına. Tam yayına girerken vardı bu bilgi. Arada size hem resmi bilgileri hem de dedikoduları söylemiş olduk. Evet. Örneğin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığımız resmi bilgi cezanın, yazının kendilerine ulaştığı ve Samsun Spor'a bildirdikleri cezanın ertelendiği yönünde. Sayın Başkan'ın da konuyla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Karar benim için kesinlikle sürpriz olmadı. Bekliyordum bu kararı. Uzun süredir ekibimizle birlikte uğraşıyorduk. Cezayı ertelettik diye. Gelen ilk sıcak bilgiler bunlar. Fuat Hoca ile görüştüm. Fuat Çapa'yla
Hocam böyle bir karar çıkarsa hazırlıklı mıyız diye kimse merak etmesin, kesinlikle hazırlıklıyız. Zaten bir çalışma yapmıştık, o çalışmanın üzerinden geçip temaslarımıza başlayacağız dedi. O ara Alper'e gelen transfer bilgileri vardı başkana yakın kaynaklardan. İlk olarak Mert Hakan Yandaş'ın isminin bitmek üzere olduğunu ifade etti Alper. Yine Trabzonspor'dan Umut Bozok'un gündemde olduğunu söyledik. Gelmeye çok sıcak bakmıyor Fenerbahçe'den Miki Batshuayi, ama hem Sayın Başkan hem de Batshuayi'nin menajeri oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. İşte demin Bardri yazıldı. Henüz bizim öğrenebildiğimiz bir bilgi değil ama gelen bilgiler arasında Trabzonspor'dan, çünkü bir de yabancı oyuncu dedik. Bakalım, hareketli başladık. Transfer döneminin bizim adımıza açılmasıyla birlikte hayırlı olsun diyelim. Hayırlısı olsun inşallah. Nokta eksik yerlere transfer yapabiliriz. Hatta Alper şunu da paylaştı. Başkan ilk etapta 6-8 kanatlar ve santrafor mevkine yoğunlaşacak diye, ki acil eksiklerimiz onlarla birlikte 2 bek de bizim adımıza şu ana kadar verim alamadığımız noktalar. Evet Alper, son ekleyeceğimiz bir şeyler bir şey var yok mı? Şu anda yani hani son bilgileri zaten sen daha detaylı bir şekilde paylaştın. Hani kulübün bu saatten sonra artık resmi bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Evet. Belki de başkan kendi tweet atacak. Samspor. Valentin Rozier diyenler oluyor. Samspor Mayıs'a gitmiş arkadaşlar, transfer olmuş. Samspor camiasına bu müjdeli haberi başkan elbette kendi vermek isteyecektir. Çünkü çok büyük bir emek sarf etti bu noktada. Çünkü ciddi avukatlar tuttuğunu, bu konuda ciddi bir çalışma içerisinde yer aldıklarından söz etmişti. Ben şunu tekrarlamak istiyorum. Eğer bu transfer cezasını biz öteleyebildiysek, erteleyebildiysek, başkan ve ekibinin bu transfer yasağını tamamen ortadan kaldırabilmek için de yoğun bir mesai harcayacağını ben düşünüyorum. Muhtemelen bundan sonra nasıl? Tabii yoğun bir mesai harcayacaklarını düşünüyorum. Demek ki buraya kadar getirebildiysek bu konuyu, bu saatten sonra bu işin finali de cezanın tamamen kaldırılması noktasında sonuçlansın diye ümit ediyorum. Evet. Yani işte bir oyuncudan, üç oyuncudan, beş oyuncudan değil, hepsini bir araya toplayıp göndereceğimiz olan, göndermek zorunda olduğumuz oyuncularla da helalleşerek bu işi güzelleşerek sonlandırılmasını bekliyorum. İnşallah iyi transferler, takıma ciddi kalitede, takımın kalitesine kalite katacak futbolcuların transfer edilmesi noktasında başkan ve ekibinin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Yani macera aramaya gerek yok. Bu ligde, evet, bu ligde olsun veya kendi liginde olsun, kendini kanıtlamış, ispat etmiş oyuncuların transfer edilmesi noktasında. Bu süreç başkanı belki biraz yoracak maddi anlamda. Çünkü bu dönemler transfer yapmak kolay değildir. 2 ise 2,5-3 olur gibi örnek verim oyuncular. Bu noktada başkanı biraz maddi anlamda yoracak ama doğru bir transfer politikası işlendiği sürece de, yapıldığı sürece de bu takım Süper Lig'de kalacaktır. En büyük ödül o olacaktır zaten. Belki hedefler farklılaşacaktır önümüzdeki dönemlerle ilgili. İnşallah öyle olur. Çünkü şu ateş hattından kendimizi dışarı attık. Bu saatten sonra daha iyi yerlere nasıl gelebiliriz? Onun planlaması içerisinde ev olmamız lazım. Transferlerle birlikte. Zor bir süreç. Başkana ve ekibine Allah kolaylık versin. Güzel isimlerle, nokta isimlerle konuşuyorlar. Konuşuluyor. Bunları şu anda hani duyuyoruz. Umarım doğru bir şekilde sonuçlandırır ve önümüzdeki süreçte daha iyi yerlerde Samspor'u görürüz. Yani işte düşeceğiz mi, kalkacağız mı, bunun korkularını yaşamadan. Hadi bakalım başkan. Bekliyoruz. Bekliyoruz diyorum. Güzel haber, transfer yasağı ertelendi. Bu saatten sonra bütün müjdeli haberler de sende. Yani senden gelecek işte bombalar, havai fişekler,
güçler. Doğru isimler ama. Evet, işte diyorum ya hani güçler, hani bu isimleri paylaşırken emojiler hani böyle bombalar olsun. Havai bir şekilde. Bunları bekliyoruz sonra. Bunları bekliyoruz. Havaalanında biz karşılamaya gideriz, sorun yok yani. Aynen öyle. Hareket başladı yeniden. Tabii ciddi bir karamsarlık başlamıştı camiada. Transfer yasağı o dönem, takım kötü gidiyor. Tam takım da böyle kafayı kaldırdı. Ateş hattından dışarı çıktık. Peşine bu güzel haber geldi. Çok da güzel oldu. Artık Alper'in de söylediği gibi gözümüz transfer. Şu Emre Mor'u hayatımızdan çıkaralım yani arkadaşlar. Lütfen yani. Yani Emre Mor ve gibilerini gerçekten alırsak küme düşeriz. Ya bu yani takımı da kaybederiz yani. Problemli oyuncuya gerek yok bu saatten sonra. Başkan da zaten öyle bir oyuncuyu almayacaktır. Yani şöyle almayacaktır. Problemli oyuncuyu kadroya dahil etmeyecektir. Yani ama Mert Hakan Yandaş önemli bir isim. İnşallah transferini yapabiliriz. Batu Şahin çok önemli bir isim. İnşallah transferini başkan bitirir. Umut Bozok, ben fayda göstereceğine inanıyorum. Yerli bir forvet aynı zamanda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hulk'u yazanlar var. Sosyal medyada yazanlar var. Bilmiyorum başkan bu ben iş noktada ne yapar? Taraftar temennisi dışında yazan görmedim. Yani evet yani geliyor gibi. Yani taraftar temennisi gibi geliyor. Yani şimdi Batu Şahin mi Hulk mu dersen inan Batu Şahin'i tercih ederim yani şu anda. Hulk'un en son ne durumda olduğunu açıkçası. Bayağıdır o yani hani bilmiyorum. ayrılıyordu öyle bir şeyler vardı. Ama bu da Hulk yani şimdi. Bak Hulk konusunu sevdik konuşurduk. Gerçi neyse girmeyeceğim ona. Yani Hulk olsun Batu Şahin olsun. Bu saatten sonra başkanın artık müjdeli haberlerini bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Bu güzel gelişme bu akşama damgasını vurdu. Programın bütün akışını da buna ayırmış olduk. Güzel de oldu. Şimdi çarşamba günü kupa maçımız var. Kupa maçına yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile gidiyoruz. Yani Okan Kocuk, Satka, Drongelen, Alim, Zeki, Benacer, Taylan, Fofana, Emre Kılınç, Marius, Taylan, bir de biri daha. Tayit, Holse. Bunlar götürülmüyorlar. 12-13 oyuncuyu götürmüyor teknik direktör Markus Gisdol Alanya'ya. Genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağız. Yani şu anda çok da açıkçası kupa umurumuzda değil biraz. Öyle söyleyebiliriz. İnşallah orada da böyle yarı finalleri, çeyrek finalleri, finalleri göreceğimiz zamanlar olur ama şu anda gerçekten bir de kupayla uğraşacak vaktimiz yok. Genç oyuncular bize oradan tur alıp gelirlerse ne mutlu olur, ne güzel olur. Çünkü Alanya'da bizim gibi yani yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacaktır sahaya. Ne olacak bilmiyoruz. Hafta sonu Fenerbahçe maçı var. Zor bir deplasman. Yani burada Fenerbahçe'nin gücünü konuşacak halimiz yok. En son iç sahada Konya'ya 7 tane attılar. Dün Antep maçı biraz sıkıntılı geçse de Fenerbahçe ile alakalı pozisyon bulmakta hiç sıkıntı yaşamadı Sarı Lacivertler. Yani onu vurgulamak lazım. Tamam Antep'in de böyle kontradan yakaladığı birkaç pozisyon vardı ama Fenerbahçe erken gol atsa yine çok çabuk koparabileceği bir maç oldu. Yani çok umut bağlayacak bir karşılaşma değil benim adıma. Ama hafta içi, önümüzdeki hafta içi Kayseri Spor maçı, hafta sonu daha doğrusu pazartesi İstanbul Spor maçı var. Onlara yoğunlaşacağız. Ama önümüzde bir Alanya Fenerbahçe mücadeleleri var. Onları da unutmamak lazım. Bu dönem transfer yasağı cezasının ertelenmesiyle birlikte daha da hareketlenecek. Dolu dolu geçecek diyebilirim. Ekleyeceğimiz bir şey var mı Alper? Ekleyeceğimiz bir şey de yok. Ya dedim ki kulüpten yapılacak açıklamaları bekleyeceğiz artık. Ona göre de artık yorumlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Transferle biz çok ciddi açıklamalar yani çok ciddi bilgileri paylaştık. Kesinlikle. Son dakikada. Transfer noktaları hangi bölgelere transfer yapılacak? İlk temasa geçilen isimler onları paylaştık. Kapatsak da yeni açanlar izleyebilirler. Yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Transferle ilgili son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için TV Kaya kanalını, Kanal 362'yi ve Halk Gazetesi'ni lütfen takibi almayı, sosyal medya hesaplarını beğenmeyi unutmayın ki sizler de son dakika bilgilerinden anında haberdar olabilirsiniz. Hafta içi deplasmanda kupa maçı var.
hafta sonu yine deplasmanda Fenerbahçe maçı var. Muhtemelen Fenerbahçe maçında İstanbul'da olacağız. Gidersek zaten oradaki görüntüleri, yaşananları, ambiyansı sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hızlı bir yayın oldu ama 2 saat geçti. Neresinden bakarsanız dolu dolu bir program oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında, bir başka programda görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.